Merhabalar sayın seyirciler, KRT'ye gün izine hoş geldiniz. Yine yoğun bir gündemimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci devam ediyor. Bugün önemli bir gün. Partide iki önemli toplantı gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplanıyor bugün. Seçim hazırlıklarının görüşeceği toplantıların ardından çok sayıda adayın açıklanması bekleniyor. Tabii en çok merak edilen de İzmir düğümünün çözülüp çözülmeyeceği. İzliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri. Bir başka düğüm Cumhur İttifakı'nda yaşanıyor gibi görünüyor. Yeniden Refah Partisi ile AKP'nin dün yapılması planlanan ittifak görüşmesi ertelendi. Gerekçe Erdoğan'ın programının yoğunluğu olarak açıklandı. Ancak 3 büyük kentte, özellikle de İstanbul'da verilecek Refah Partisi desteğinin şarta bağlı oluşu, Refah Partisi'nin bir il talebi henüz AKP'de karara bağlanmadı yorumlarını da beraberinde getirdi. Bu cenahtaki gelişmeleri de izliyoruz, birazdan da konuşacağız değerli konuğumuzla. Bir yandan DEM Parti'de gözler, hafta sonu 100 bin DEM Parti delegesi sandık başına giderek adaylarını belirleyecek. Kapsamlı bir ön seçim yapılacak DEM Parti'de ama kuşkusuz büyük kentlere ilişkin kararı merakla bekleniyor DEM Parti'nin, değerlendirelim istiyoruz. Bugün biraz dünya gündeminden başlıkları da konuşalım. Küçük yaşta çocukların dünya devlerine sunulduğu Epstein-Fuchs adası davasında Türkiye'den de çocukların kaçırıldığı iddiaları var. New York'ta bir sinagogun altından da kaçak tüneller çıktı. Çok ilginç görüntüler yansıdı. Ne var bu haberlerin detaylarında, öğrenelim ve aktaralım istiyoruz. New York'tan sıcak gelişmelere yer vereceğiz. Gündemimiz yoğun. Hemen başlayalım. Evet, önce CHP Genel Merkezi'ne dönelim sayın seyirciler. İki önemli toplantı gerçekleşecek dedik. Hem MYK toplantısı var hem parti meclisi toplantısı var saat 16'da. 16 sonrasında adayların açıklanması bekleniyor. 300'e yakın adayın açıklanmasını bekliyoruz. Hemen dönelim, Bala Ateş Irmak izliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelişmeleri. Bugün ne bekleyebiliriz tam olarak? Örneğin İzmir'e ilişkin bir açıklama duyabilir miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son durumu Bala Ateş Irmak aktarsın bize hemen. Evet Bala, seni dinliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Saatler 16'yı gösterdiğinde de parti meclisi toplanacak. Parti meclisi iki kez ertelenmişti. Önce şehit haberinin ardından erteleme kararı almışlardı. Geçtiğimiz haftada yargı krizi nedeniyle Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını tanımaması üzerine aday belirlemek üzere toplanacak parti meclisi gündemini yargı krizine döndürmüştü. Olağanüstü bir şekilde toplantı yapmışlardı. İki kez erteleme ardından bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde 300'e yakın aday belli olacak. Bugün Adana, Mersin ve Aydın adaylarının açıklanması bekleniyor. Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer ve Aydın'da da Özlem Çerçioğlu ile yola devam edilmesi bekleniyor. Dediğim gibi 300'e yakın isim bugün açıklanıyor olacak. Büyük şehirler dışında bazı il ve ilçelerde açıklanacak. İstanbul, İzmir gibi yerlerin ilçelerinin de açıklanması bekleniyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan ilçelerin bugün açıklanması bekleniyor. Yine Ankara'da da birkaç ilçenin açıklanması bekleniyor. Merak edilen bazı büyük şehirler var. Antalya, İzmir, Eskişehir, bu üç büyük şehrin ilerleyen günlere bir sonraki parti meclisine bırakılması bekleniyor. Yani Ocak sonuna doğru belirlenmesi bekleniyor. İzmir'de memnuniyet anketi gerçekleştirilmişti. CHP'deki CHP'ye ait belediyelerde hep yapılan memnuniyet anketi İzmir'de de yapıldı ama bunun sonucunun Tunsoyer adına iyi gelmediği ifade ediliyor ve İzmir'de de kadın başkan söylemleri ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda ismi geçen bazı kişiler var. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Celitoğlu Sengel'in adı geçiyor ve buna ek olarak da son günlerde CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke'nin adı da İzmir için geçmeye başladı. Eskişehir'e baktığımız zamansa
86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen'in adaylıktan çekilip çekilmeyeceği tartışılmaya başlandı, konuşulmaya başlandı ama edinilen bilgiye göre Büyükerşen devam etmek istiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde Büyükerşen'in devam etmemesi talebinde olan kişiler olduğunu da ifade edebiliriz. Bu noktada da Eskişehir henüz netleşmiş değil. İzmir'de keza netleşmemiş bir yer ve Antalya'ya baktığımız zaman da Antalya'da da Muhittin Böcek'le mi yola devam edilecek yoksa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal mı aday olacak? İşte iki isim arasında aslında gidip gelindiğini ifade edebiliriz. Antalya'ya baktığımız zaman da geçtiğimiz gün DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'ın bir tepkisi vardı. Antalya'da salon taleplerini reddettiğini söyledi CHP'li belediyenin. Bize selam vermeyene salon vermeyene oyumuzu vermeyiz diyerek tepki göstermişti. Yarın da DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP lideri Özgür Özel'e iadeyi ziyarette bulunuyor olacak ve önümüzdeki günlerde de Özgür Özel'in yine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce iadeyi ziyarette bulunmasını bekliyoruz diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sözü şimdilik size bırakalım. Evet, teşekkür edelim biz de. Bugün gözümüz bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerde olacak. Aktardı Bala Ateş Irmak. Beklenti büyük. Bakalım neler açıklanacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. CHP lideri Özgür Özel, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını ikinci kez tanımamasının ardından anayasa mitingi çağrısı yapmıştı sayın seyirciler. 14 Ocak'ta Ankara'da yapılacak bu miting ve hazırlıklar da sürüyor. Hak, hukuk, CHP 14 Ocak Pazar günü sahip çıkıyoruz sloganı ile yargı krizine karşı Tandoğan Meydanı'nda miting gerçekleştirecek. Hak, hukuk, mitinge partinin 81 ilinden üyelerinin katılımı bekleniyor. Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve sendikaları da davet yapılıyor. Hazırlanacak afişlerde adalet, demokrasi, eşitlik, özgürlük ilkelerinin vurgulanacağı görseller olacak. Diğer partilere de davet gidecek. İyi Parti CHP'nin çağrısına karşılık mitinge katılmayacağını açıkladı. Cumhuriyete konuşan kurmaylar yaşanan yargı krizinin sadece Can Atalay üzerinden değerlendirilemeyeceğini söyledi. Ortada tüm insanların haklarını güvence altına alan anayasamız üzerinden bir devlet krizi var. Yarın başka hangi anayasa maddesine uyulmamasından kriz çıkacak bilemeyiz. Bu her insanın hakkını güvencesiz bırakır ifadelerini kullandı. Evet, çok küçük bir teknik aksaklık oldu. Hemen özür dileyim ben herkes adına ve önemli bir ziyaretten bahsederek sürdüreyim sayın seyirciler günüzünü. Bu haftaya hala ittifak arayışlarının, işbirliği arayışlarının demek daha doğru olabilir, damga vurmasını beklediğimizi haftanın başında ifade etmiştik. Bunun odağında kim var? Aslında DEM Parti var. Şimdi DEM Parti'nin hem AKP ile görüştüğüne ilişkin bazı kulis bilgileri var. Dün de konuşmuştuk. Ama bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de sürecin tamamlanmadığını söylemek lazım. DEM Parti Eş Genel Başkanları yarın CHP lideri Özgür Özel'e iadeyi ziyarette bulunacak. İlk görüşme 13 Aralık'ta gerçekleşmişti. CHP lideri Özgür Özel DEM Parti Eş Genel Başkanları'nı DEM Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti. Şimdi bir iadeyi ziyaret olacak. Açıklamada verimli bir görüşme geçtiğini ve diyaloğun süreceğini söylemişti. DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tuncer Bakırhan'sa siyasi partiler sorunları diyalogla çözer demiş ve muhalefet partilerinin son süreçte diyaloğa daha çok ihtiyacının olduğunu vurgulamıştı. Yarın gerçekleşecek görüşmeden büyük şehirlerde DEM Parti ve CHP arasındaki olası seçim işbirliklerinin masaya yatırılması da beklentiler arasında. Evet, bu işbirliği meselesinde cevap bekleyen sorulardan bir tanesi de AKP ile Yeniden Refah Partisi arasında biliyorsunuz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ittifak için AKP'nin tavrını daha net ortaya koyması gerektiğini söyledi. Bir mutabakat sağlanması gerektiğini belirtti. İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu dönemi yaşanmasını istemediklerini de ifade etti ama bu isteğin gerçekleştirilebilmesi için özellikle AKP açısından karşılığında da
Yeniden Refah Partisi'ne bir şey vermek gerekiyor. İşte o noktada tam anlaşma sağlanmış gibi görünmüyor. Tabii ki temelde Yeniden Refah Partililer olarak hepimizin gönlünden geçen bütün illerde Yeniden Refah Partili adayları desteklemektir. İyi bir aday potansiyelimiz var. Aday belirleme potansiyeli ve performansı olarak da diğer birçok siyasi partiden çok ileri bir noktadayız. 200'ü aşkın adayımızı ilan ettik ve her gün genel merkezimizde büyük şehirler, iller başta olmak üzere yeni adaylarımızın kamuoyuna tanıtımı, lansmanı yapılıyor. 28 Ocak tarihinde de inşallah Ankara'da tüm büyük şehir, il, ilçe, belde, belediye başkan adaylarımızı kamuoyuna tanıtacağımız yerel seçim beyannamemizi de halkımızla paylaşacağımız toplantımızı icra edeceğiz. Değerli arkadaşlar, dün 3. görüşme AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetleri arasında gerçekleşecekti. Fakat AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesi yönünde bir rica iletti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde son görüşme gerçekleştirilebilir. Bir ittifak talebi olduğuna göre bir mutabakat zemininin de bulunması gerekir. Her ittifak bir mutabakat zemini üzerine inşa edilir. Tabii ki değişik zeminlerde biz şunu ifade ettik. İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Ama kendi seçmenimizin iradesine de her zeminde, her şekilde sahip çıkma niyet ve irademizi de sergilemekten, açıkça ifade etmekten geri durmuyoruz. AK Parti böylesi bir ittifakta mutabakatı sağlamak için yapabileceği fedakarlığı net bir şekilde ortaya koyduğunda çerçeve netliğe kavuşmuş olacak diyebilirim. Evet, siyasete böyle bir her parti cephesinden sırayla bakalım istiyoruz. Sonrasında konuğumuza dönüp bu ortaya çıkan fotoğrafı değerlendirmesini rica edeceğiz. Ve bu kapsamda İyi Parti demeden de olmaz tabii. İyi Parti Antalya İl Başkanlığı'nda istifa depremi yaşandı. İyi Parti Antalya İl Yönetimi'nin 6 üyesi parti yönetiminden istifa ettiklerini açıkladı. Almış olduğumuz karara istinaden yol arkadaşlarımızla birlikte İyi Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyeliğimizden istifa ediyoruz. İyi Parti'de yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararının ardından istifa depremi yaşanmıştı. Bu kez istifa haberi Antalya'dan. İyi Parti Antalya İl Yönetiminin 6 üyesi yönetimden istifa ettiklerini açıkladı. Toplantılarda varsa yoksa CHP'yi eleştiriyorsunuz. İktidarın AKP ve MHP olduğunun farkında değil misiniz? Ali Deniz istifa gerekçelerini soru sorarak sıraladı. Birebir ikili görüşmemizde abi genel başkan yanlış yapıyor. İttifaksız seçime girersek seçimden sonra tabela partisi oluruz dediniz mi demediniz mi? Partinin siyasi görüşünün değil de kişinin görüşüne güdümlü ilerleyip paranın gücüne göre partiyi evirip çevirdiğiniz doğru mu? Belediye başkanları ve meclis üyeleri başka bir siyasi partiye katılırken neden tepkisiz kaldınız? Evet, siyaset cephesinde sıcağı sıcağına son durum böyle sayın seyirciler. Şimdi gazeteci Yaşar Aydın'a dönelim. Bu ortaya çıkan bilgileri bizim için net bir fotoğraf haline getirmesini rica edelim. Merhabalar Yaşar Aydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Öncelikle bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi yeni aday isimleri açıklanması bekleniyor. Bunlar arasında İzmir olacak mı, ne dersiniz? Olmayacak. Olmayacak. İzmir. Sanırım ay sonunu bulabilecek. Yani önümüzdeki hafta, bu hafta sonu bitireceğiz. Ondan sonraki hafta sonu belki ama yani 25 Ocak civarı İzmir ve bazı ilçeler ancak netleşebilir bilgisi geldi bize. Evet, peki bu ildeki durumu hani düğüm gibi tarif etsek biraz haksızlık mı etmiş oluruz, ne dersiniz? Yani İzmir Cumhuriyet Halk Partisi için önemli bir merkez. Çok uzun süredir orayı yönetiyor. Onun ötesinde en kazanması net büyük şehirlerden biri İzmir. Doğal olarak orayla ilgili çok fazla detayın düşünülmesi bana çok garip gelmiyor. Evet. Ama bir yanıyla Yaşar Aydın, şöyle de bir şey yok mu şimdi? En kazanması net illerden biri dediniz ama bu kadar ince eleyip sık dokunuyor olması da kimi koysak kazanırız duygusu içerisinde olunmadığını gösteriyor bir yandan galiba. Onu tam kestiremiyorum. Zannetmiyorum yani orada çok ciddi bir sürpriz olacağını ama
Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir kurultaydan çıktı ve oradaki dengeler, oradaki pozisyonlar, yeni yönetimin bu konudaki tercihi sanırım biraz bu meseleyi uzattı. Yani ben daha çok kurultayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve onun ötesinde tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi hani çok büyük bir yani İYİ Parti aday çıkarırsa ne olur vesaire gibi bir miktar tartışıldı ama bugün en azından öyle bir tartışmanın olduğunu zannetmiyorum. İYİ Parti'nin geldiği son nokta çok iddialı bir İzmir İYİ Parti'yi göreceğimiz gibi durmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacaktır orada çok zorlanmadan ama yeni yönetimle çalışabilen ya da Tunç Bey'le belki uzun bir istişare sürecine ihtiyaç duydular. Çünkü Tunç Bey biliyorsunuz Kurultay'da Kemal Bey'le tavır almıştı. Belki uzun bir istişare süreci yaşanıyor ya da genel merkezin kafasında birden fazla isim var. Tüm bunları göreceğiz. Bir de tabii var olan belediye eğer değişecekse ne kadar geç açıklanırsa o kadar iyi olur diye genel bir kanaat var. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda Çankaya'nın, İzmir'in ve bazı ilçelerin de en sona bırakılması çok muhtemel. Geçen seçimlerde de benzer bir hikaye yaşanmıştı aslında. Peki şimdi önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Bir iadeyi ziyaret olduğu ifade edilse de DEM Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekleştireceği ziyaret. Kuşkusuz burada bir beklenti olduğunu da söylemek durumundayız. Ama bir süredir kulislerde DEM Parti'nin AK Parti ile de işbirliğine gidebileceği yönünde bazı bilgiler dolaşıyor. Size göre bu seçenek de mümkün müdür? Hali hazırda durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de böyle kapsamlı bir ön seçim de gerçekleştirecek DEM Parti. İsterseniz kilit önemli olan bu partiye ilişkin son durumu da bir değerlendirerek devam edelim. Evet, DEM Parti Kürt illi, Kürt yurttaşların yoğun yaşadığı iller dışında, Kürt illeri dışında Adana, Mersin ve İstanbul'da gerçekten kilit parti. Yani önemli bir oy potansiyeli var. Bir de şunun altını çizmek lazım. Organik bir parti. Yani üyesiyle merkezi arasında açının çok olduğu bir parti değil. Daha merkezin ya da genel merkezin ifade ettiği düşüncelere ortak davranma refleksi gösterebilen bir seçmen kitlesine sahip. Bu açıdan önemli. Ben AKP ile hareket edebileceklerini çok fazla zannetmiyorum. Hareket edeceklerini zannetmiyorum. Bunun için siyasetin bir makas değişikliğine ihtiyaç var. Yani sadece bir yerel seçim ittifakı değil, tıpkı 2010 ve sonrasında olduğu gibi, yani 13-14'e kadar gelinen o barış sürecini de içine alan dönemde olduğu gibi AKP'nin siyaseten makas değiştirmesi gerekiyor. Ortadoğu'daki bir dizi, yeni dizilişe uyması gerekiyor. Ancak böyle bir koşulda ya da bunun ipuçlarını vermesi gerekiyor. Cezaevindeki insanların durumları vesaire, tüm bunlar ancak belli adımlar atıldıktan sonra ya da atılması ifade edildikten sonra belki bir mümkündür ama 80 günlük kısa bir süre içinde bunların olmayacağını düşünüyorum. Ve ben bir AKP-DEM yakınlaşmasının çok real bir durum olduğunu zannetmiyorum. Onun dışında CHP ile daha açık bir ittifaka, daha iki parti düzeyinde bir ittifaka açık olduklarını ve bunu zorladıklarını biliyoruz. Kendileri de ifade etti. Sanırım bu tekrar söylenecek ve bazı genel merkez düzeyinde olmasa bile bazı illerde daha açık, daha teması kamuoyuna da gösteren bir çağrısı yenilenecek. Hı hı. Bu olur mu? Çok bilemiyorum. Yani İstanbul'da bunun ne kadar mümkün ama sanırım yerel düzeyde Büyükşehir Belediye Başkan adayları yereldeki DEM Parti örgütüyle bunların temaslarına şimdiden başladıklarını duyduk. Sizin de kulağınıza gelmiştir bazı illerde. Bu nasıl sonuç verecek? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sanırım İstanbul dışında Adana ve Mersin'de bugün açıklanırsa önümüzdeki hafta bununla ilgili daha net konuşmaya başlayacağız. Evet. Şimdi tabii bir taraftan AKP'nin DEM Parti'ye kayyum meselesine ilişkin bazı sözler verebileceği, Kobani yargılamalarına ilişkin aslında bazı vaatlerde bulunabileceği, bunlar tabii iddia düzeyinde bilgiler henüz. Fakat tam da böyle bir noktada, bu bağlamda
değerlendirilebilir mi, değerlendirilemez mi? Pek çok insan böyle bir ilinti kurduğu için sizin fikrinizi almak isterim. Demirtaş'ın ifadelerinden bir değerlendirme yansıdı biliyorsunuz. Ve sosyal medyada da aslında biraz şaşırdığını söyleyebiliriz belki insanların. Neydi bu değerlendirme? Bu toprakların medeniyeti İslam medeniyetidir biçiminde bir değerlendirmesi oldu Selahattin Demirtaş'ın. Siz nasıl baktınız, nasıl değerlendirdiniz? İnsanlar tam da bunlar konuşulurken acaba oradan da böyle bir olası işbirliğine ilişkin bir yeşil ışık mı bu gibi bir soru işaretiyle karşılandı çünkü. Aslında biz zaman zaman hem Demirtaş'tan hem de Abdullah Öcalan'dan benzer açıklamalar duyduk, duymaya alışkınız. Yani özellikle İslam ve Müslümanlara yönelik, İslamiyet'e yönelik açıklamalar geldi. Buna da benzer bir açıklama ama tabii siz de ifade ettiğiniz zamanlaması açısından dikkate alınması gerekiyor. Yani bir daha önceki açıklamalardan farklı olarak bir önemli bir seçime 80 gün kala böyle bir açıklamanın yapılması ve bu açıklamanın içinde biraz sol sosyalistlerin ve eleştirisini içermesi BEM'in ya da Demirtaş'ın çizgisinin daha külli bir çizgi, yani daha ulusal bir çizgiye doğru mu kayacak tartışmalarını beraberine getirdi. Bu da kaçınılmaz. Bunu da bence önümüzdeki birkaç hafta içinde göreceğiz. Bu sadece Demirtaş'ın mı fikri? Çünkü burada bunun tınıları var. Siz de ifade ettiniz. Ama DEM nasıl düşünüyor? DEM merkezi nasıl düşünüyor? Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz. Ya da sadece belki de mahkemede söylenen bir siyasal analizin parçasıdır. Yani bağlamından bir miktar koparılarak tartışılıyordur. Bu da mümkün. Ama dediğim gibi daha önce de benzeri açıklamalar Demirtaş tarafından, dönemin diğer siyasal figürleri tarafından, hatta Öcalan tarafından yapılmıştı. Hatta Orta Doğu'da bir İslam kardeşliği fikri vesaire, oradan doğru yaklaşan fikirler de zaman zaman ortaya atılmıştı. O düzeyde bir yaklaşım değil ama genel bir analiz gibi duruyor. Tabii burada AKP nasıl yaklaşacak? Sadece Erdoğan'ın ya da AKP içindeki bir kanadın yaklaşımı da bu meseleyi çözecek bir şey değil. 7 Haziran'dan bu yana Cumhur İttifakı adım adım inşa edildi ve inşa edilmeye devam ediyor. Rejimi tahkim etmeye devam ediyorlar. Bu rejimin ana kolonlarından biri de milliyetçilik. Siz eğer o kolonu sarsmaya başlarsanız başka bir ittifak içinde yeni bir düzlem çıkar. Yani bunun kolay olacağını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden ben hani bunların sonuç verecek bir siyasal hamle olarak görmüyorum. Ama belki bir ön açıcı, bir temas kurmaya yönelik bir adımdır. Ama bunu da gerçekten birkaç hafta içinde görmemiz mümkün. Yani sadece mahkemede yapılan bir analiz de olabilir. Hiçbir temasta arkasından gelmeyebilir. Evet, belki AKP'den bağımsız daha muhafazakar kesime, daha muhafazakar Kürtlere yönelik bir değerlendirme de olmuş olabilir. Selahattin Demirtaş'ın çok geniş, evet, aslında çok başlıkta geniş bir toplumsal değerlendirme de yaptığı düşünülürse o bağlam içerisinde de değerlendirilebilir. Dediğiniz gibi biraz daha okumak için vakte ihtiyaç var galiba. Bir şeyi de biliyoruz. AKP'nin Hüdapar üzerinden o bölgeye müdahale etme isteğini de biliyoruz. Yani bu açıdan demin siyasal çizgisinin bir miktar bu tarafa kayması bu sözlerle daha anlaşılır olabilir. Evet, belki oradaki hedef kitleye yönelik değerlendirmeler de olabilir. Şimdi biz biliyoruz ki az önce böyle bir işbirliği mümkün mü dedik. Hani işbirliği mümkün olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz ama biliyoruz ki AKP demin aday çıkartmasını çok arzu ediyor İstanbul'da. Yeniden Refah Partisi'nin de aday çıkartmamasını çok arzu ediyor. Ve bir taraftan aslında Yeniden Refah Partisi ile bir kez daha ertelenen bir görüşmeden söz ediyoruz. Bir program yoğunluğu gerekçesi açıklandı ama bu ne derece doğru, ne derece değil? Orada sizce bir büyük sıkıntıdan söz edilebilir mi? Büyük pazarlıktan söz edilebilir mi? Çünkü bir yanıyla Erdoğan'ın aslında bir başarı hikayesinin yaratılabileceği bir ili Refah Partisi'ne teslim etmek istemediği de ifade ediliyor. Bütün bunlar doğru. Yine 14 Mayıs seçimleri öncesindeki 2 ayı hatırlarsak Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi lideri partisinin önüne çıktı ve
ittifak yok, tek başımıza yürüyeceğiz diye bir açıklama yaptı. Ondan 3-4 gün için sonra da oturdular, Binali Yıldırım gitti geldi, anlaştılar ve 14 Mayıs seçimlerinde ittifakla girdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediler. Yeniden Refah Partisi buradaki etkisini gördü. Erdoğan üzerindeki etkisini, AKP üzerindeki etkisini gördü ve gelişen bir parti. Gelişirken de yeni seçmen katmıyor. Esas olarak AKP seçmenini, AKP'den uzaklaşan seçmenini kendi havuzunda topluyor. Bu güçle Erdoğan'ın karşısında oturdu. Şimdi Erdoğan'ın önünde iki tane seçenek var. Yani şunu çok net söylemek mümkün. Yani Yeniden Refah Partisi koşulsuz bir destek sağlamayacaktır. Vereceği destek karşısında Yeniden Refah Partisi'nin istediği neyse onu daha da güçlendirecek, Yeniden Refah Partisi'nin siyaseten daha da belirgin hale getirecekse Erdoğan bunu da düşünmek durumunda. Çünkü arkada gelen bir Erdoğan'ın kendi partisi içinde bir siyasal figür çok fazla öne çıkmış durumda değil. Ama Erbakan soyadı, Yeniden Refah Partisi'nin yavaş yavaş yükselişi Erdoğan sonrasına dair bir işaretlerden biri. Hani Erdoğan bunu da düşünerek öyle bir pazarlık sürecine girmiştir. Sadece İstanbul değil, 2028'ü de içine alan bir fikri vardır Erdoğan. Evet, ama herhalde başından beri Yeniden Refah Partisi'nin ta genel seçimden itibaren aslında bu pazarlığı iyi sürdürdüğünü söyleyebiliriz galiba. Kesinlikle, kesinlikle. Yani rahat yutulacak bir parti değil. Yani... Çok teşekkür ediyorum Yaşar Aydın. Sağ olun değerlendirmeler için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Evet, şimdi siyaset cephesinde bir hızlı tur gerçekleştirdik Sayın Seyirciler. Hangi siyasi partide neler oluyor? Ne dedik? Birincisi, bugün yeni aday isimlerin açıklanmasını bekliyoruz. Pazar gününe bir miting çağrısı var. Can Atalay'ın kararının, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrıcısı da olduğu bir miting olacak pazar günü. Bu hatırlatmayı yaptık. DEM Parti ziyareti var. Önemli. İşbirliklerine ilişkin kulislerde konuşulanlar var. İYİ Parti'de yeni istifalar var. Bunları aktardıktan sonra şimdi bir meclise dönelim. Çünkü dün aslında meclisin bir olağanüstü çağrısı vardı. Olağanüstü toplantı çağrısı vardı. Ama bu çağrı gerçekleşmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içerisinde bulunduğu 8 parti yapmıştı bu çağrıyı. Yeterli milletvekili sayısına sahiplerdi iç düzeye göre. Ama meclis başkanı bu çağrıyı reddetti. Bugün meclis başkanı Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla da gazetecilerle bir araya geldi. Değerlendirmeleri oldu. Kuşkusuz bu konu da soruldu meclis başkanına. Sare Özsemiz, KRT muhabiri bu toplantıya katıldı. Neler sordular, ne gibi cevapları aldılar? Bir hemen meclis başkanı ile yapılan görüşmeye ilişkin detayları alarak devam edelim. Evet Sare. Remziye Demirkol, aslında dün meclisin gündemi olağanüstü toplantı çağrısıydı ama o toplantının aslında yankısı bugün de devam ediyor. Bugün olacak Çalışan Gazeteciler Günü, bu vesileyle hepimizin Gazeteciler Günü'nde kutlamış olalım. Bugün siyasi partiler meclis başkanı gazetecileri ziyaret ediyor ve o sıralarda da soru cevap şeklinde aslında günün gündemine bağlı sorular da yöneltiliyor. İlk olarak sabah saatlerinde CHP grubu ziyaret etti gazetecileri. CHP'nin ziyaretine baktığımızda tek gündem vardı. O da elbette ki Can Atalay için meclisin olan toplantıya çağrılması. Ancak bu çağrıya meclis başkanının dün olumsuz yanıt vermesi oldu. Gökhan Günaydın, grup başkan vekili. Aslında ondan başlayalım. Çünkü Numan Kurtulmuş'un verdiği yanıtlarda Gökhan Günaydın'a ilişkindi. Öncelikle Gökhan Günaydın'ın açıklamasına baktığımızda bu bir demokrasi krizidir dedi. Bundan bu mesele Can Atalay meselesinden çıkmıştır artık, bir demokrasi krizine dönüşmüştür dedi. Ve sonrasında da daha öncesinde 8 partiyle beraber bir dilekçe verdiklerini 5 Ocak'ta, ancak o dilekçeye 5 gün sonra yanıt geldiğini, olumsuz yanıt geldiğini hatırlattı ve elbette ki meclis başkanı burada takdir yetkisine sahip değildir dedi. 120 milletvekili imzası olan toplantıya çağırmak için yeterlidir dedi. Kendisiyle Numan Kurtulmuş'la yaptığı görüşmeden de bahsetti aslında Gökhan Günaydın. Onda da ilginç, dikkat çeken detaylar var. İlk arayışında İstanbul'da olduğunu belirtti ve sonrasında da 8 Ocak'ta meclis başkanının kendisine döndüğünü ifade etti. Tam olarak ifadesi şöyle: meclisin bu konuyu çözeceğine inansam zaten ben çağıracağım dediğini öne sürdü Gökhan Günaydın. Meclis başkanının bu şekilde konuştuğunu ifade etti. Meclis başkanı yararlı olmayacağını düşünüyorsa bu çok talihsiz bir açıklamadır ifadelerini kullandı. Bahane üretmek için iç düzlükte bulamadığı hükümlerin arkasına saklanmak
meclis başkanına yakışmıyor dedi. Bu ifadeler de elbette dikkat çekiciydi. Çünkü meclis başkanının aslında verdiği yanıtta özellikle dikkat çeken hukuken mümkün değildir diyor. Çünkü meclisin 27 Aralık'ta kapanışında elbette ki bu bir çalışmama kararıdır. Ara verme ya da tatil kararı değildir ifadesi kullanılıyor. O nedenle yani iç tüzük engeline takıldığı için meclisin dün olağanüstü toplantıya çağrılmadığı ifade ediliyor. Bu konuya ilişkin de aslında Gökhan Günaydın 2 Ocak 2020'de yaşanan bir olayı hatırlattı. O gün meclis başkanı Mustafa Şentop başkanlığında meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı ve o toplantı gerçekleştirildi. O toplantı gerçekleştiriliyorsa yine çalışmama kararı varken yapılıyorsa bugün neden bu toplantı gerçekleştirilmiyor diye bir kez daha sormuş oldu. Ve tekrar ifade edelim 8 parti dilekçe imza atmıştı demiştik. 8 parti olarak bugün Gökhan Günaydın meclis başkanından randevu talep ettiklerini iletti. O randevu ilişkinde artık yanıt ne olur göreceğiz dedi. Bu konuyu meclis başkanıyla konuşmak istiyoruz. Biz meclis başkanıyla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Yaptığı anayasaya meclise aykırı bu tutumu değerlendirmek, müzakere etmek istiyoruz ifadelerini kullandı Gökhan Günaydın. Ve dakikalar önce de meclis başkanı Numan Kurtulmuş gazetecileri ziyaret etti. Elbette ki gündem Can Atalay kriziydi. Yani meclis elbette ki Can Atalay'ı konuşuyor şu dakikalarda. Numan Kurtulmuş'un aslında Yargıtay'ın ikinci kez Anayasa Mahkemesi'nin kararını yok saymasından ilk konuşması diyebiliriz. Bu konu aslında biz meclis olarak bu sürtüşmenin bir tarafı olmak istemiyoruz dedi. Daha önceki tavrımda açık ve net de ifadelerini kullandı. Bu konu suhuletle çözülmelidir dedi. Gökhan Günaydın'ın kendisi için elbette ki meclis bu konuyu çözebileceğine inansam zaten ben çağırırdım ifadesini soruldu elbette. O da Gökhan Bey'in ne söylediğini bilmem ama ben aradım kendisine talebine yazılı olarak yanıt vereceğimi ifade ettim dedi. Gerekli yazılı açıklamayı da yaptım dedi. Meclis olarak, meclis başkanı olarak siyasi polemiğin içinde yer almak istemem dedi kendisi. 3 gün sonra da zaten meclisin toplanacağını ifade etti. Siyasi polemikle ilgili bir kez daha son noktayı koymuş oldu. Biz bugüne kadar bu kararı okutmadık çünkü iki yargı organı arasında bir kriz var. O nedenle biz bu kararı okutmadık. Bundan sonra da artık sürece bakacağız dedi. Yani Can Atalay'ın aslında kararının genel kurulda okutulup okutulmayacağına ilişkinde net bir açıklama yapmadı ama bundan önceki tavrının devam edeceğine ilişkinde mesajlar vermiş oldu Numan Kurtulmuş. Peki çözüm için neler olmalı dedi. Daha önce HDP milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliği düşürülmüştü genel kurulda. Biz aynı durumun yaşanmasını istemiyoruz dedi. Bu nedenle de bu konuyu suhuletle çözülmesi için bekliyoruz. Siyasi tartışma meclis tarafı olmayacaktır dedi. Ve 8 partinin kendisinden randevu talebine ilişkinde yarın 8 partiyle temsilcileriyle bir araya geleceğiz dedi. Meclisteki ziyaretler devam ediyor. Bugün 10 Ocak Gazeteciler Günü ve elbette ki siyasi partiler de meclisteki gazetecileri tek tek ziyaret ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Çok teşekkürler Sarı Ösemiz aktardıkların için. Mecliste de son durum böyle sayın seyirciler. Meclis başkanının verdiği mesajlar böyle. Şimdi öyle bir durumla karşı karşıyayız ki Can Atalay meselesinden çıktık, başka bir noktaya geldik. Önce Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanmadı. Çünkü birilerine göre Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamama hakkı var, mümkün. Hukuki bir tartışma çıktı ortaya. Hiç olmayan bir tartışmamız oldu. Şimdi mesela meclis iç tüzüğüne ilişkin benzer bir durumla karşı karşıyayız. Meclis başkanına göre, iç tüzüğe göre bu mümkün değil. Yani bu olağanüstü toplantı talebine cevap vermek, kabul etmek mümkün değil. Ama aynı iç tüzük ve aynı taleple meclis geçmişte toplanmış. Kimilerine göre Numan Kurtulmuş meclis başkanı olarak iç tüzüğü uygulamayarak bir yanlış yapıyor aslında. Dolayısıyla bir başka belirsiz ve tartışmalı bir durum yine Can Atalay meselesi vesilesiyle ortaya çıkmış oldu. Şimdi bir başka canlı yayın noktasına döneceğiz. Çağlayan'a gideceğiz sayın seyirciler. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 78 sanığın yargılandığı davanın Yargıtay'ın 15 sanık hakkında verdiği bozma kararının ardından yeniden görüldüğünü söyleyelim hemen. Umut Taş'tan Çağlayan Adliyesi'nde bu davaya ilişkin son durumu alarak devam edelim. Evet, ne aktarabiliriz bugünden Umut Taş'tan? Remziye Demirkol 19 Ocak 2007 tarihinde Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesinin ardından 78 sanık hakkında soruşturma başlatılmıştı.
78 sanıklı davanın kararını 26 Mart 2021 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi vermişti. Bu kararı Yargıtay 15 sanık hakkında bozmuştu. Davanın içeriğine bakacak olursak 26 Mart 2021 tarihinde 6'sı tutuklu, 13'ü firari 78 sanık hakkında karar verilmişti. 26 sanığa 3 yıl 4 ay ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aralığında 39 sanık hakkında düşme ve beraat kararı verilmişti. Aile, Hrant Dink'in ailesi, avukatları bu davayı İslah Mahkemesi'ne taşımıştı. İslah Mahkemesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını yerinde bulmuştu. Fakat Yargıtay 3. Ceza Dairesi 62 sanık yönünden temyiz incelemesi yaptı. Dosyada 21 Haziran'da kararını açıklayarak 15 kişi hakkındaki bu kararı bozmuştu. Cezaları az bulma gerekçesiyle cezaları az bulmuştu Yargıtay ve 15 kişinin yeniden yargılanmasına 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanmıştı. Bugün ikinci duruşma görülüyor 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 10.30'da başlaması bekleniyordu. Fakat duruşmada Segbis'ten kaynaklı bir sorun yaşandı. Segbis sisteminde arıza oldu ve bu nedenle ara verildi. Bu sorun bir türlü giderilemedi. Daha sonra salon değişikliğine gidildi ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçildi. Bu Segbis sorunu burada da devam ettiği için şu anda duruşma görülemiyor. Sanıklar ifadelerini veremiyorlar. Peki suçlamalar nedir? Ona bakacak olursak bu 15 sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım, silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne yardım suçlarından yargılanıyor 15 sanık yeniden. Dediğim gibi 14. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Mart 2021 tarihinde kararını vermişti. Bu davanın şu noktasına dikkat çekelim. Hrant Dink 19 Ocak 2007'de katledildi. Kamu görevlileri hakkında açılan bu dava ise 2016 yılında, davadan 9 yıl sonra bu dava açıldı. 78 sanık var. Bu sanıkların arasında Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve emniyet görevlilerinin de arasında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 78 sanık vardı ve Yargıtay bu 78 sanıktan 15 hakkında verilen cezayı az bularak yeniden yargılama yönüne gitti ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha duruşma, bu 15 sanık hakkında az önce saydığımız suçlamalardan yeniden bir soruşturma başlatılmış oldu. Fakat şu anda duruşma görülemiyor. Bugün ikinci duruşma 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki. Fakat salondaki Segbis sisteminde bir arıza yaşandı ve bu nedenle duruşma bir türlü başlayamadı. 10.30'da başlaması gereken duruşma. Daha sonrası salon değişikliği kararı verildi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçildi. Ve orada da Segbis'ten kaynaklı bir sorun yaşandığı için şu anda ifadeler alınamıyor ve duruşma ilerlemiyor. Remzi Demirkol, sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler Umut Taş'tan. Keşke tek sorun Segbis sisteminde olsa. Öyle değil mi sayın seyirciler? Bunca yıl Hrant Dink'in öldürülüşünün, katledilişinin ardından sanki hala o kaldırımdan kaldırılamamış gibi Hrant Dink bir türlü suçluların cezasını çektiği, adaletin yerini bulduğu noktaya gelemiyoruz. Geç gelen adalet mi sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Dediğim gibi keşke Segbis olsa tek sorun, onu halletmek kolay olabilirdi gerçekten. Peki bu meseleye de şimdilik bir virgül koyuyoruz ve biraz hava durumundan bahsedelim istiyoruz sayın seyirciler. Biliyorsunuz meteoroloji günlerdir İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıyordu ve beklenen oldu. Sıcaklıklar aniden düştü. Mega kentte yer yer kar yağışı da görüldü. Bazı illerde şiddetli yağış etkili oldu. Su baskınları yaşandı. Meteoroloji 9 il için bir kez daha kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bir bakalım ülke genelinde bizi neler bekliyor? Hangi noktalarda dikkatli olmamız lazım? Olası bir takım sıkıntıların önüne geçebilmek için. Kış kendini hissettirdi. Beklenen kar İstanbul'a geldi. İstanbul'da Beylikdüzü, Sultan Gazi ve Çatalca'da yılın ilk karı böyle kaydedildi. Hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Ancak kış kendini asıl Trakya'da hissettirdi. Çanakkale'nin yüksek kesimleri ise beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Geçmiş yılları aratsa da kar yağışı doğuda özellikle Kars, Ardahan, Şırnak ve Bitlis'te etkili. Erzurum'da ise yeterli kar olmadığı için milli kayak sporcuları antrenmanlarını Hakkari Yüksekova'da sürdürüyor. Meteoroloji salı günü için uyarıyordu. Tahmin edildiği gibi de oldu. Sıcaklıklar düştü, güneş yerini yağışa bıraktı. İstanbul'da kar yağışı kısıtlıydı. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur vardı.
Şiddetli yağış nedeniyle Balıkesir'in Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri de suya gömüldü. Antalya'da ise şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, yollar ve seralar suyla doldu. Soğuk hava hafta boyunca etkili olacak. Çarşamba günü yağışsız il yok. Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara'da iç kesimlerde ve doğuda karla karışık yağmur var. Meteoroloji 9 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Bolu, Düzce, Rize, Artvin, Kilis, Antep ve Urfa'da ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, su baskını, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı tedbir alınmasını istedi. Deprem yine kendini hatırlattı. Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 0.34'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı 16,81 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çorum 4.2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem gece yarısı 12.34'te meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çorum'un Mecitözü ilçesi olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 16 kilometre derininde meydana geldi. Vatandaşlar deprem sonrası sokağa çıktılar. Yani 4.2 olmasına rağmen bu kadar sarsıntı olduysa 5'i düşünemiyorum. O yüzden evden çıktık yani. Dışarı çıktık bakalım. Hayırlısı. Kaçıncı kattaydınız? Birinci kat abi. Birinci kat. Çorum valisi Zülkif Dağlı açıklama yaptı. Yaralı, can kaybı ya da binalarda hasar olmadığını söyledi. Arkadaşlar deprem hissettiniz evet, mi? Evet hissettik abi. Onun için dışarıdasınız. Evet dışarıdasınız. Bayağı hissettik yani. Bizim evde eski olduğumuz için hemen dışarı yaptık. Deprem anı bir evin güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Şimdi böyle yine siyasetten söz edeceğimiz ama aslında siyasetin biraz daha belki daha magazinel gibi değerlendirebileceğimiz boyutundan ayağından bir hesap paylaşacağız sizinle. Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için sık sık yarı zamanlı belediye başkanı ifadesini kullanıyor biliyorsunuz. Bir biçimde Ekrem İmamoğlu'nun sürekli tatilde olduğuna dair bir algı çalışması var. Kastettiği İmamoğlu'nun şehir dışı gezileri. Ancak iki siyasetçinin İBB dönemleri karşılaştırıldığında ortaya aslında daha farklı bir tablo çıkıyor. Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan 101 gün daha fazla izin yaptığı belirlendi. İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıklıkla bu sözlerle hedef alıyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu. Kasti kullandığı izinler ve şehir dışı gezileriyle. Gelinen noktada İmamoğlu'da Erdoğan da benzer süreler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Ve karşılaştırıldığında Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan 101 gün daha fazla izin yaptığı ortaya çıktı. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdi. Geçen pazar günü AKP 30 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu. Aday toplantısı sırasında Erdoğan'ın bir diğer gündemi de İstanbul'du. Erdoğan İstanbul üzerinden İmamoğlu'nu hedef aldı. İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. 10 Haber 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan'la mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık görev süreleri boyunca kullandıkları izinleri karşılaştırdı. Erdoğan göreve 27 Mart 1994'te başlamıştı. 6 Kasım 1998'de aldığı hapis cezası nedeniyle görevden alındı. Yani Erdoğan 4 yıl 7 ay 10 gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.
Bu süre zarfında toplam 302 gün izin yaptı. Bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağıma söz verdim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise göreve seçimler tekrarlandığı için 27 Haziran 2019'da başladı ve halen devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçirdiği süre 4 yıl 6 ay 13 gün oldu. Bu sürede İmamoğlu toplam 201 gün izin yaptı. Bu sözümü tutmaya devam edeceğim. İBB Başkanı İmamoğlu 201 günlük izin süresinin 12'si Covid-19 raporu, 19'u yurt dışı görev izni, 118'i yurt içi görev için kullandı. İmamoğlu'nun yalnızca 52 günlük yıllık izin yaptığı anlaşılıyor. Üzerimize düşen vazifenin sorumluluğunda farkındayız. Her iki belediye başkanı karşılaştırıldığında görev süresi neredeyse aynı olan iki liderden, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan 101 gün daha fazla izin yaptığı hesaplandı. Evet, hesap ortada. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar'daki kaçak yapılara ilişkin yıkım kararına bakanlık engel olmuştu ve yetkinin kendisinde olduğunu savunmuştu. İstanbul 12. İdare Mahkemesi İBB'yi haklı buldu. Yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bakanlık itiraz etti. Ancak Bölge İdare Mahkemesi itirazı reddetti. Bakanlık İBB'nin Salacak'taki kaçak yapı yıkımına engel olmuştu. Mahkeme bakanlık engeline dur dedi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. İBB 2019 yılından bu yana Üsküdar Meydanı ve çevresindeki kaçak yapıları yıkmaya çalışıyor. Şu ana kadar Salacak sahilini işgal eden 11 kaçak kafe, restorandan 9'unun yıkımı gerçekleştirildi. Kalan 2 işletme içinde İBB hukuki mücadelesine devam ediyor. Ancak bu mücadeleye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkinin kendisinde olduğunu savunarak engel olmaya çalıştı. İBB, bakanlığın yetki savunmasına karşı mahkemeye itirazda bulundu. 12. İdare Mahkemesi de bakanlığın bu kararını hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar vererek İBB'yi haklı buldu. Bakanlık bu kararın üzerine itirazda bulundu, ancak itiraz Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedildi. Sayın seyirciler, bilmiyorum siz de bazen siyasetçilerin ağzından çıkanı kulağının duymadığını düşünüyor musunuz? Şimdi buna örnek olarak belki gösterilebilecek bir haber var sırada. AKP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ve seçimi kazanmaları halinde yerel basına belediye planlarından asgari ücret düzeyinde para vereceklerini söyledi. Para vaat etti gazetecilere, maaşa bağlamayı vaat etti ve tabii ki tepki çekti. Siz ileride gerekirse İYİ Parti muhalefette kalırsa, AK Parti tekrar iktidarda olursa AK Parti'ye geçer misiniz diye sordum ben. Net bir soru, evet ya da hayır. Tabii ki geçmem, ne işim var. Efendim, hayırlı uğurlu olsun diyoruz bir kez daha. İYİ Parti'den milletvekili seçildi, AK Parti'den belediye başkan adayı oldu. AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu bu kez de gazetecilere yönelik vaadiyle gündemdi. AK Parti belediyeciliğinde eğer Büyükşehir Belediye Başkanı olursam büyük bir destek vereceğim yerel basına. Biz belediyemizde oluşturduğumuz bazı komisyonlarda belediyemizin ve Eskişehir'imizin lehine yapılacak çalışmalarda basında çalışan arkadaşlarımızı da değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ve o dönem için asgari ücret neyse tüm basın mensuplarımıza belediyeden, belediye imkanlarından, belediye şirketlerinden tüm basın mensuplarımıza bir asgari ücrette belediye olarak biz vereceğiz.
Hatipoğlu 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Eskişehir'de basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Gazetecilere belediye bütçesinden asgari ücret düzeyinde maaş vermeyi vaat etti. Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Hatipoğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi. Bir belediye başkan adayının basın kuruluşlarına destek vermek istemesi normal, ancak çalışanlara rüşvet gibi vaat doğru değildir. Bir süre gazete sahipliği yapan Hatipoğlu'nun bu vaadi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde söylemesi gazetecileri incitmiştir. Hatipoğlu'nun bu vaadini bir rüşvet vaadi olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz. Hatipoğlu ise geri adım atmadı. Bu hayatta bir kişiye faydası dokunmamış sıcak koltuğundan ahkam kesenler buyursun incisin diye konuştu. Şahıs olarak bindiğim araçtan inmem yani. Dilan Polat ve Engin Polat çifti gündemden düşmüyor. Kara para soruşturmasıyla isimleri gündemdeydi. Şimdi bu davaya ilişkin bir hareketlilik durumu söz konusu. Soruşturma savcısı Gökalp Kökçü Erzurum'a gönderilmişti, hatırlayacaksınız. Şimdi de HSK tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Enerji! Dilan Engin Polat soruşturmasının da savcısıydı. HSK'nın 21 Aralık kararnamesiyle Erzurum'a gönderildi. KRT TV'nin edindiği bilgilere göre savcı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değişikliğinin nedeni kurulan bir WhatsApp'a ve FETÖ imamı olduğu belirtilen Abdülkadir Ketenci hakkında verdiği takipsizlik kararıydı. WhatsApp ile ilgili istihbaratın yaptığı incelemeler sonuçlandı. Savcı Kökçü hakkında HSK'nın soruşturma başlattığı öğrenildi. Yasa dışı bahis, sosyal medya fenomenlerine kara para soruşturması gibi dosyalarla ismini duyuran savcı Kökçü'nün Erzurum'da görevlendirilmesi kamuoyunda sürgün olarak yorumlandı. Kökçü hakkındaki tek soruşturma WhatsApp'a kurarak bilgi sızdırdığı iddiası da değil. Savcı Kökçü, FETÖ'nün Filipinler imamı Abdülkadir Ketenci hakkında 2018 yılında başlatılan soruşturmayla ilgili 2020 yılında takipsizlik kararı vermişti. Engin, bana sabır al Engin. Kökçü'nün verdiği takipsizlik kararı daha sonra yapılan itiraz üzerine kaldırıldı. Ketenci yargılandı. Etkin pişmanlıktan faydalandı. 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Takipsizlik kararını veren Kökçü hakkında yürütülen soruşturmada HSK müfettişi Kökçü'nün cezalandırılmasını talep etti. Dünya Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yaşananları konuşuyor. Biz de konuşalım. Ekvador narko terörün pençesinde, bunu biliyoruz. Ülkenin en çok aranan çete lideri Adolfo Macias Villamar'ın hapisten kaçması ülkeyi daha da karıştırdı. En az 7 polis çete tarafından kaçırıldı. Birçok yerde patlamalar ve olaylar var. Devlet Başkanı Daniel Noboa 60 gün sürecek olağanüstü hal ilan etti. İç silahlı çatışma hali nedeniyle silahlı kuvvetlerin müdahalesine izin veren bir kararname de yayınladı. Ancak son olarak çete üyeleri bir televizyonu bastı. Canlı yayında bastı ve o anlar kameralara da yansıdı. Ekvador'da çete lideri cezaevinden kaçtı, sokaklar karıştı. O hal ilan edildi. Allah Allah. 60 gün sürecek o hal kararını Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa duyurdu. Los Choneros çetesinin lideri Macias Villamar'ın hücresinden kaçtığını söyledi. Macias Villamar, uyuşturucu ve cinayet suçlarından 2011 yılında 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Çete lideri Villamar 7 Ocak günü hapishaneden kaçtı. Ardından ülkede olaylar başladı. 7 üst düzey polis memuru rehine olarak çete tarafından kaçırıldı. Ülkenin birçok noktasında patlamalar meydana geldi. Son olarak Devlet Başkanı Noboa'nın o hal kararının ardından canlı yayında bir televizyon çete üyeleri tarafından basıldı. O anlar kameraya yansıdı. Baskının ardından polis TV kanalına operasyon düzenledi. Çete üyelerini yakaladı. Gazeteciler kurtarıldı. Tres individuos sometidos durante 90.
con armas de fuego. Çete lideri Villamar halen bulunamadı. Devlet Başkanı Noboa son olarak 23 ve saat 5 arası sokağa çıkma yasağı başladığını duyurdu. Kısa bir aramız var bu noktada, hemen döneceğiz ve devam edeceğiz gündemi aktarmaya. Evet, tekrar merhaba sayın seyirciler. Bu bölüme biraz ekonomi konuşarak başlayalım. Önce işsizlik rakamlarından söz edelim. Kasım ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %9 oldu. Ekim ayında bu oran %8,5 olarak açıklanmıştı. Geniş tanımlı işsizlik oranı da %21,3'ten %22,7'ye yükseldi. TÜİK 2023 yılı Kasım ayı hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre işsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi arttı. 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik oranı %9 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %16,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen atıl iş gücü oranı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 1,3 puan artarak %22,7'ye yükseldi. Evet, şimdi işsizlik oranını aktardık, arttı işsizlik oranı Kasım ayında. Bu dilimde ekonomiyi konuşarak başlayalım dedik. Konuşacağımız başlıklardan biri de sayın seyirciler önemli bir toplantı. New York'ta gerçekleştirilen yatırımcı günü toplantısı. Dünyanın büyük ve önemli fonları katılıyor bu toplantıya. Merkez Bankası Başkanı ve kurmayları da New York'talar. Bakan Şimşek'in de katılması bekleniyordu. Ancak kendisinin Amerika'ya gitmeyeceği ve çevrim içi olarak bu toplantıya katılacağı ifade ediliyor. Bu toplantıdan nedir Türkiye'nin beklentisi? Bunu da konuşmak isteriz. Bir de tabii yine rekorlar konuşuyoruz dövizde. Euro'nun 32 liranın üzerine çıktığı, doların zirveye yakın olduğu gibi bir durumla karşı karşıyayız. Finans uzmanı, stratejist Tunç Şatıroğlu bizimle birlikte olacak. Merhabalar, hoş geldiniz Tunç Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Öncelikle bu New York'ta yapılacak yatırımcı günü toplantısına ilişkin ne söyleyebiliriz? Yani çok alışılagelmemiş bir şey bu. Yani gördüğümüz bir şey değil. Özellikle batılı ülkelerde falan hiç düşünülmeyecek bir şey. Bir Merkez Bankası Başkanı'nın gidip böyle Türkiye'yi, yani ülkesini anlatması, yatırım çekmeye çalışması gibi işlerle uğraşması hiç görülmüş bir şey değil. Çünkü Merkez Bankası'nın görevi enflasyonu düşürmek. Yani fiyat istikrarı dediğimiz enflasyonu işte dünyada %2 de tutmak isterler. Onun gibi bir şey yapmak, yatırım çekmek yahut masasındaki milyarlarca dolarlık yatırımları değerlendirmek yahut bir sektör seçelim, onu işte uçuralım falan gibi işler. Bunlar Merkez Bankası işi değil. Burada Merkez Bankası tanımında bir farklılık bence oluşuyor. Türkiye'ye özel bir Merkez Bankası oluşturuluyor. Sizce ne anlatacak burada mesela Bakan Şimşek de çevrim içi katılacak toplantıya? Biliyorsunuz son değerlendirmesinde biz bu ziyaretlerimizi de para istemek için gerçekleştirmiyoruz gibi bir ifadesi olmuştu. Şimdi bu toplantıda Türkiye ekibi diyelim, Türkiye ekonomi ekibi diyelim, ne anlatacaklar? Ne diyecekler ki? Biz enflasyonu düşüreceğiz, kararlıyız. İşte faizleri de arttırdık vesaire. Dolayısıyla öyle dünyanın en yüksek enflasyonu olan ilk beşteki ülkelerden biri olmayacağız. Fiyat istikrarını sağladığımız için burası yatırım yapılabilir bir yer haline gelecek tekrardan. Siz de gönül rahatlığıyla gelip yatırım yapabilirsiniz. Çünkü burada böyle bir enflasyon artmayacak denecek. Herhalde başka da Merkez Bankası'nın diyebileceği bir şey yok. Yani en fazla Mehmet Şimşek de orada olsa veya katıldığı zaman diyebilir ki biz bütçede çok açılmıyoruz, açılmayacağız, ek bütçe falan da belki istemeyeceğiz.
ve bu sayede enflasyonu kontrol altında alacağız gibi şeyler söylenebilir. Yani dediğim gibi alışılagelmiş bir şey değil. Yani bu bir buradaki bir finans ofisi olsaydı, mesela Cumhurbaşkanlığı finans ofisi olsaydı yahut işçi yatırımcılara rapor yazmak olan bir aracı kurum vesaire gibi bir şey olsaydı, onların toplantısı olsaydı, o zaman işte Türkiye şöyle büyüyor, Türkiye'nin şu sektörleri çok iyi, enerji bilmem ne, turizm şöyle falan anlatılırdı, ama bunları yapmak Merkez Bankası'nın işi değil. Yani hı hı. O yüzden bilemiyorum neler konuşulabilir. Peki Türkiye'den bağımsız olarak değerlendirdiğinizde bu New York'taki toplantıyı, büyük fonların bir araya geldiği bu toplantıyı, hedefi, amacı açısından ne söyleyebiliriz? Şimdi büyük fonlar bizim gibi gelişmekte olan ülkelere yatırım yaparken, gelişmekte olan piyasalara yatırım yaparken kendi gelişmiş piyasasından farklı hareket ederler. Çünkü orada olay işte büyüyen bir şirketi bulmak, mesela Nvidia, Tesla, işte ne bileyim hala da Amazon vesaire gibi, onlara yatırım yaparlar. Ama gelişmekte olan ülkelere dönemsel yatırım yaparlar. Derler ki işte bu dönem Brezilya iyi olacak. Çünkü Brezilya'nın şöyle bir hikayesi var. Brezilya işte pozitif reel faiz veriyor. Parası dolar karşısında sürekli değer kazanıyor. Yani reale geçtiğin zaman dolar karşısında değer kazanıyorsun. İşte şeyleri güzel, kendine yeter ekonomisi falan. Brezilya iyi mesela diyor. Ama Çin iyi değil. Buradaki işte efendim büyüme yavaşlıyor vesaire diyor. Dönemsel bakıyorlar. Burada da bence dönemsel bakılacak olursa Türkiye çok iyidir hikayesi satmak istiyor olabilirler. Çünkü evet, işte çok kötü bir yönetim vardı. Çok kötü bir Merkez Bankası yönetimi vardı. Çok kötü bir hazine maliye yönetimi vardı. Onlar geride kaldı. Bundan sonra çok iyisi var hikayesi satmak istiyor olabilirler. Evet, yani özetle bu New York'taki toplantıya ilişkin dünyanın büyük fonları bir araya gelip böyle bir adeta haritayı da önlerine koyup bu fonların nereye akmasının daha doğru ve mantıklı olacağına dair bir istişare gerçekleştiriyorlar. Bizim ekonomi ekibimiz de doğru mecra olduğumuzu onlara anlatmak için bu toplantının katılımcısı olacaklar diyebiliriz zannediyorum. Tabii şimdi hani ikna edebilirler mi, edemezler mi onu göreceğiz, ama bu fonların Türkiye'ye gelmesinin arzu edildiğini, çok arzu edildiğini biliyoruz. Şimdi işsizlik rakamlarından söz ettik az önce. Yine bir artış var ama 9 gibi %9'a yükselmiş Kasım ayında işsizlik oranı, nasıl değerlendirirsiniz? Ya bu işsizlik şeyleri bilmiyorum, benim pek aklıma yatmıyor, bu bir. İkincisi, bir de yani bir sürü, çok uzun bir süre işten çıkartmak yasaktı, işte şirketler konkordatoya gidiyordu vesaireydi, yani böyle üstü bir şekilde örtülüyordu bunları. Şimdi bunlar, bir de ek olarak da faizler sürekli olarak, reel faizler negatif olduğu için, ki şu anda bile öyle, negatif reel faiz de bir sürü problemin üstünü örtüyor. Şimdi yavaş yavaş biraz faizler böyle artmaya başlayınca biraz gerçek tablo ortaya çıkmaya başlayacak. Yani bugünlerdeki şeyler bence pek gerçeği yansıtmıyor bu istihdam verileri. Şimdi biliyorsunuz emekli meselesi gündemde Tunç Çatıroğlu. Enflasyon rakamı belli oldu, enflasyon farkı belli oldu, ama bunlar emeklilerin hayatını kurtaracak gibi görünmüyor. Hem emekliler arasında ciddi bir makastan söz ediliyor. Burada işte nasıl bir refah payı, nasıl bir düzeltme yapılacak, bu merakla bekleniyor. Ama biraz seçim ayarlı gibi de bir durum söz konusu. Bakan Şimşek'in burada yapılacak, verilecek refah payına ilişkin itirazları olduğu ifade ediliyor. Öyle ya da böyle, birincisi sizin beklentiniz ne? İkincisi, verilecek karara göre ekonomiye yansıması, enflasyona yansıması nasıl değerlendirmek lazım? Yani bu gibi şeylerde emekliye ne kadar verecek, memura ne kadar verecek, asgari ücret ne olacak gibi konularda ben pek görüş belirtmek istemiyorum. Çünkü neticede bir kişinin kararına bağlı şeyler bunlar. Yani burada da tabii ki Mehmet Şimşek tarafı normal bütçedeki o büyümeyi, o israfı azaltamıyor. Azaltamıyorsa o zaman işte emekliden, şundan bundan keselim mantığında hareket ediyorlar. O yüzden onlar fazla artsın istemiyorlar. İşte Mehmet Şimşek belki
Asgari üretim de bu kadar artmasını istemiyordu. Ama yapacak bir şey yok yani. Çünkü seçime gidilirken de bir artış oluyor. Ne olursa olsun istedikleri kadar da arttırsınlar. Bu enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşüremedikleri sürece giderek emekli de asgari ücretli de yani ücretli çalışanlar fakirleşmeye devam edecek. Ücretli çalışanlar ancak daha iyi bir işe geçerek veya terfi ederek falan gelirini arttırabilir. Emeklilerin öyle bir şansı da yok. Yani ne açıklanırsa açıklansın. Bu enflasyon düşmüyorsa gene böyle 30'larda falan kalacaksa çünkü 38'den devralmıştı. Gene 30'lu rakamlarda falan kalacaksa o zaman bu artışlar yeterli gelmiyor. Çünkü ben enflasyonun da doğru ölçüldüğünü zannetmiyorum. Peki sizin dövize ilişkin beklentiniz ne? 32 liranın üzerinde olduğu ifade ediliyor euronun. Nasıl bir seyir bekliyorsunuz ve durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi dövizin yönetilen bir kur rejimi olduğunu ben düşünüyorum. Yani sürekli olarak burada serbest kur rejimi var deniyor. Herhangi bir müdahale yoktur deniyor ama zaten müdahale olduğunu biz biliyoruz. Yani müdahale eğer burada ihracatçı dövizinin %40'ını ihracat gelirinin dövizi şeklindeki ihracat gelirinin %40'ını götürüp Merkez Bankası'na bozdurmak zorundaysa ki öyle bu zaten başlı başına bir müdahale yani. Dolayısıyla burada TL'nin reel olarak değer kazanmasını beklediklerini de söylüyorlar. Demek ki bir süre baskılanacak. Baskılanacak. TL reel olarak değer kazanacak. O sayede enflasyonda bir düşüş elde edebileceklerini hayal ediyorlar. Demek ki çünkü bütçe tarafında bir şey yapamadılar. Açıkladıkları enflasyon çok üzerinde bir bütçe artışı oldu. Bir şey yapamadılar. Halen daha negatif reel faizdeler. Çünkü o beklentilerin de böyle altında şeyleri faiz veriyor. Yani dolayısıyla burası bu olayı çözmek için doları baskılama yolunu bulmuşlar. Ve bu şekilde de hesapladığımızda seçime de 32 liranın altında bir dolar kuruyla girmek istediklerini düşünüyorum ben. Yani burada emekliye biraz bir şey verecek. Zaten asgari ücreti arttırdı. İnsanlar da Ocak ayı sonunda bir para aldıkları zaman illaki aralığa göre daha fazla bir para almış oluyorlar. Yani ne kadar zam gelirse gelsin işte yok efendim doğalgaza zam geldi yok işte markete zam geldi falan. O eline geçecek para kadar değil o zam zaten. Yani dolayısıyla bir o Ocak ayı için bir gelirinde artış olacak. Alım gücünde artış olacak. Şubat ayında azalacak. Çünkü bir zam almıyor artık ama enflasyon devam ediyor. Ama çok fazla bir şey fark etmemiş olacak zaten. Mart'ta belki biraz daha görecek ama çok fazla bir şey fark etmeyecek. Öyle de seçime girecek. Ondan sonra artık dolarda ne olursa olacak. Ne olacak? Sizin seçim sonrası beklentiniz ne ve ekonomi yönetiminden seçim öncesinde seçim sonrasında hangi adımları bekliyorsunuz? Ben bir şekilde spekülatif olarak yabancı yatırımcının seçim öncesinde bu Şubat'ta olabilir belki Mart başında olabilir Türkiye'ye geleceğini, borsaya geleceğini ve yatırım yapacağını düşünüyorum. Yani seçimden sonra illaki seçimden sonra döviz hemen çıkacak diye bir şey beklememek lazım. Yani yabancı yatırımcı birkaç aylığına Türkiye'ye gelebilir. Yazın da döviz bolluğu olabilir. Turizmde vesaireydi falan gibi. Ama biz sonbahar, kış aylarında o yabancı yatırımcı da buradaki artık karını alıp gitmeye başladığı zaman eğer bizimkiler de enflasyonu indiremediyse onlar da karını alıp gidiyorsa o zaman işte o dövizi tutmak mümkün olmayabilir. Sene sonuna doğru çok büyük artışlar görebiliriz ama ilk başlarda öyle çok büyük bir şey olmasını ben beklemiyorum yani. Daha fazla kemer sıkılacaksa yani bu insanların üzerine daha da fazla gidilecekse onu da zaten seçimden sonraya bırakacaklar. Yani daha ek vergiler gelebilir, ek akaryakıt vergisi gelebilir, yeni vergiler icat edilebilir. Biz zaten yolunu yaptılar Temmuz ayında. Zam vermiyoruz filan da diyebilirler enflasyonu alıp başını gittiği halde. Öyle şeyler seçim sonrasında ertelenmiş olabilir. Peki sizce nasıl koruyacak insanlar ellerindeki parayı? Öncelikle kısa bir süre için
Yani şu anda mevduat faizleri de çok düşüyor. Kısa bir süre için belki TL mevduat düşünülebilir ama mevduat faizleri böyle düşmeye devam ederse TL mevduattan tamamen çıkmak gerekir. Para piyasası fonlarından çıkmak gerekir. Döviz cinsi yatırımlar yapmak gerekir. Başta altın var. Altın halen alınabilir. Altın yatırımı yapılabilir. Gümüş yatırımı yapılabilir. Döviz cinsi dediğimiz zaman kısa vadeli eurobondlar ya da kısa vadeli eurobondlara yatırım yapan serbest döviz fonları var. Serbest döviz fonlarına yatırım yapılabilir. Amerikan borsasına da TEFAS fonları üzerinden yatırım yapılabilir. Bu şekilde vatandaş kendisini koruyabilir. Çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir tur yaptık ekonomide. Sağ olun Tunç Şatıroğlu aktardıklarınız için. Peki, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun, görüşmek üzere. Finans uzmanı stratejist Tunç Şatıroğlu'na sorduk sayın seyirciler. Birincisi, önemli bir toplantı New York'ta. Büyük fonların, dünyanın büyük fonlarının bir araya geldiği yatırımcı günü. İşte burada ekonomi yönetimi Türkiye'nin de Bakan Şimşek'in Türkiye'den çevrimiçi Merkez Bankası Başkanı'nın ise yardımcılarıyla birlikte bizzat yer aldığı bir toplantı bu. Özetle Türkiye dünyanın büyük fonlarına Türkiye'ye gelin çağrısı yapacak. Nedenlerini aktaracak, onları ikna etmeye çalışacak. Peki başarabilir mi? Tunç Şatıroğlu'na göre seçim öncesinde belki kısa süreliğine böyle bir fon girişi sağlanabilir Türkiye'ye. Fakat bir yandan enflasyonun ve dövizin de ateşi düşmüyor. Dolayısıyla parayı elde tutmak, paranın kayba uğramamasını, erimemesini sağlamak da her geçen gün daha zor hale geliyor diyelim. Noktayı koyalım ve siyasete dönelim. Dedik ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi için önemli bir gün. Yeni adayları, kalan adaylarını açıklamasını bekliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İki önemli toplantı gerçekleştirilecek. Hem MYK hem de parti meclisi bugün bir araya gelecek. İzmir'e ilişkin bir açıklama yapılacak mı İzmir adayına ilişkin? Pek beklenmiyor açıkçası. Ay sonuna doğru ancak İzmir'in netleşmesi bekleniyor. Önemli de bir ziyaret gerçekleşecek Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarın. DEM Parti tabanından gelen eleştirileri dikkate alarak adaylarını ön seçimle belirlemek için harekete geçti. Öncelikle bunu belirtelim. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret edecek DEM Parti. Bu bir iadeyi ziyaret olacak. Bu notu da düşelim. Ancak DEM Parti'nin vereceği kararlar önemli. Adaylarını belirleyecek yaklaşık 100 bin DEM Parti delegesi 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandık başına gidecek. Yani kapsamlı bir ön seçim gerçekleştiriyor DEM Parti gerçekten. Eş genel başkanlar az önce söylediğimiz gibi yarın genel başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecekler. Bu ziyaret de önemli çünkü hala bir işbirliği arayışı olduğunu söylemek durumundayız. DEM Parti genel seçimlerde düşen oy oranının ardından yüzünü tabana döndü. Yerel seçimlere giderken belediye başkan adaylarının ön seçimde belirlenmesi kararlaştırıldı. İrademizi tamamı yerel yönetimlerde mutlaka yansımasını istiyoruz. Hafta sonu 100 bin DEM Parti delegesi sandık başına giderek adaylarını belirleyecek. DEM Parti 13-14 Ocak'ta Diyarbakır, Mardin ve Van'ın da aralarında bulunduğu 90 seçim bölgesinde sandık kuracak. Ön seçimde 4000'e yakın aday adayı yarışacak. Her sandıkta bir sandık başkanı, iki de sandık görevlisi bulunacak. Seçim sürecine ilişkin tüm itirazlar İl Seçim Komisyonu'na iletilecek. Türkiye'nin gündemi İstanbul seçimleri. DEM Parti'nin İstanbul'da izleyeceği strateji seçim sonuçları açısından önemli. Partilerde ortak zemin arayışı devam ederken DEM Parti eş genel başkanları Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade ziyarette bulunacak. Ziyarette DEM Parti'nin son günlerde CHP'ye yönelttiği eleştiriler ve İstanbul seçiminin gündeme gelmesi bekleniyor. DEM Parti uzlaşıya kapıların açık olduğunu söylemişti. İktidarın İstanbul'da yaptığı Filistin yürüyüşü mitingi günlerce tartışıldı. DEM Parti de İstanbul'da Filistin'le dayanışma için miting yapma kararı aldı. Miting 14 Ocak Pazar günü İstanbul Esenyurt Meydanı'nda yapılacak. Dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir gün, iki önemli toplantı gerçekleşecek. Şimdi Bala Ateş Irmak izliyor bu toplantıları sayın seyirciler. Bir son durumu alarak devam edin. Neler aktarabiliriz Bala? Bugünden neler bekliyoruz tam olarak?
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ediyor. Saatler 16'yı gösterdiğinde de parti meclisi toplantısı başlayacak. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde 200'den fazla adayın açıklanması bekleniyor. İki kez ertelenmişti parti meclisi. İlk olarak şehit haberlerinin ardından erteleme kararı alınmıştı. Geçtiğimiz haftada sadece yargı krizi gündemiyle MYK hem de PM toplanmıştı. İki haftadır adaylar belirlenmiyordu. Bu haftaysa yeni haftada Cumhuriyet Halk Partisi 200'e yakın, 200'den fazla hatta adayını açıklıyor olacak. Bugün açıklanacaklar arasında büyük şehirler de var. Adana, Mersin ve Aydın'ın bugün açıklanması bekleniyor. Adana, Mersin ve Aydın'da da mevcut belediye başkanlarıyla yola devam edilecek ve bunun dışında da il ve ilçelerde de yine adaylar açıklanıyor olacak. İstanbul'un ve İzmir'in ilçelerinin de açıklanması bekleniyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan ilçelerin açıklanması bugün bekleniyor ve Ankara'dan da yine birkaç ilçeyi duyuyor olabiliriz bugünkü parti meclisi toplantısının ardından. Bugün 10 Ocak Gazeteciler Günü. CHP lideri Özgür Özel'in de MYK toplantısının ardından gazetecileri de ziyaret etmesi ve günlerini kutlaması da bekleniyor. İzmir, Eskişehir ve Antalya'nın ise Ocak ayının sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Önümüzdeki süreçte açıklanması bekleniyor. İzmir'de, Antalya'da memnuniyet anketleri yapılmıştı. İzmir'de şu an için bir kadın aday ismi aslında konuşulmaya başlandı. Bu noktada da Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in adı geçiyor ve şimdilerde de Genel Sekreter Selin Sayıkböke'nin ismi İzmir için geçmeye başladı ama henüz netleşmiş değil. Antalya'ya baktığımız zaman hem mevcut belediye başkanı Muhittin Böceğin adı geçiyor hem de Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adı Antalya için geçiyor. Antalya demişken DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında aslında bir Antalya krizi yaşanmıştı. Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran Cumhuriyet Halk Partili belediyenin kendilerine kongre için salon vermemesi üzerinden tepki göstermişti. Yarın da DEM Parti eş genel başkanları CHP lideri Özgür Özel'e iadeyi ziyarette bulunuyor olacaklar. Önemli bir görüşme. Öyle ki bir yandan işbirliği olacak mı olmayacak mı? DEM Parti aday çıkaracak mı? Belki de bu görüşmeler sonrasında netleşmiş olacak. Ankara için önemli bir ilçe Çankaya. Çankaya'nın adayının kim olacağı da oldukça merak ediliyor. Gülçiftçi Binici'nin adı geçiyor Çankaya'da. Bir yandan da Özgür Özel'in avukatı olan Hüseyin Can Güner'in de yine Çankaya için adı geçiyor. İzmir ve Çankaya'ya gelecek isimler aslında daha CHP'ye yakın isimlerin olması da bekleniyor. Az önce de söylediğim gibi bugün 200'e yakın aday açıklanıyor olacak. Aydın, Adana ve Mersin'in adaylarının bugün açıklanması bekleniyor. İzmir, Eskişehir ve Antalya'nın da daha sonraki süreçte açıklanması bekleniyor. Artık 20 Şubat'ta tüm adayların teslim edilmesi Yüksek Seçim Kurulu'na gerekiyor diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sözü size bırakalım. Çok teşekkürler Bala Ateşırmak. Böyle sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin beklentiler bugün. Bakalım hangi başkan adayları paylaşılacak kamuoyuyla. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel gündemlerinden biri de Anayasa Mahkemesi kararının tanınmaması meselesi biliyorsunuz. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını ikinci kez tanımamasının ardından anayasa mitingi çağrısı yapmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. 14 Ocak'ta Ankara'da yapılacak miting için de hazırlıklar sürüyor. Hak, hukuk, adalet. CHP 14 Ocak Pazar günü sahip çıkıyoruz sloganı ile yargı krizine karşı Tandoğan Meydanı'nda miting gerçekleştirecek. Mitinge partinin 81 ilinden üyelerinin katılımı bekleniyor. Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve sendikaları da davet yapılıyor. Hazırlanacak afişlerde adalet, demokrasi, eşitlik, özgürlük ilkelerinin vurgulanacağı görseller olacak. Diğer partilere de davet gidecek. İYİ Parti CHP'nin çağrısına karşılık mitinge katılmayacağını açıkladı. Cumhuriyet'e konuşan kurmaylar yaşanan yargı krizinin sadece Can Atalay üzerinden değerlendirilemeyeceğini söyledi. Ortada tüm insanların haklarını güvence altına alan anayasamız üzerinden bir devlet krizi var. Yarın başka hangi anayasa maddesine uyulmamasından kriz çıkacak bilemeyiz. Bu her insanın hakkını güvencesiz bırakır ifadelerini kullandı.
Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte 8 siyasi parti ortak imzayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırmıştı. Ancak o talep Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a takılmıştı. Şimdi yeni bir tartışmamız var. İç tüzük ne diyor tartışması. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın Kurtulmuş'la aralarında geçen konuşmayı anlattı. Kurtulmuş'un kendisine meclisin eğer bu konuyu çözebileceğine inansam zaten o meclisi ben çağıracağım dediğini aktardı. Meclisi 5 Ocak 2023 tarihinde verdiğimiz dilekçeyle olağanüstü toplantıya çağırdık. Arkadaşlar pazartesi günü yani 8 Ocak saat 10.30'da döndü bana Numan Bey. Numan Bey bana şunu söylüyor. Ya Gökhan Bey işte meclis nasıl olsa 16 Ocak'ta toplanacak. Bu meclise olağanüstü toplantıya çağırma meselesini rutin bir şeye dönüştürmemek lazım. Ben böyle hayretle dinledim. Ve dedi ki meclisin eğer bu konuyu çözebileceğine inansam, binde bir inansam zaten o meclisi ben çağıracağım dedi. Dedim ki Sayın Başkan, bir meclis başkanı meclisin herhangi bir konuda yararlı olamayacağını düşünüyor ve bunu ifade ediyor. Bu bir meclis başkanı açısından gerçekten talihsiz bir açıklama. Ayrıca meclis 16 Ocak'ta açılacakmış da ben onu 9 Ocak'ta neden toplantıya çağırıyormuşum? Bu benim siyasi irademdir. 8 siyasal partinin ortaya koyduğu siyasi iradedir. Bunu denetleme yetkisi ve gücü meclis başkanında değildir. Dolayısıyla ben bunu sizinle tartışmam bile. Evet, Numan Kurtulmuş'a göre tüzüğe aykırı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre tüzüğün gereği yapılmadı meclis başkanı tarafından. Dolayısıyla bir kez daha bir belirsizlik ortaya çıkmış, yaratılmış durumda meseleyle ilgili olarak. Ez cümle Can Atalay meselesi için olağanüstü toplanamadı meclis. Üstelik bugün kulislerde Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin Yargıtay'ın meclise gönderdiği o talebi, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin talebin mecliste okunulmasını istediğine ilişkin de bilgiler var. Meclis başkanı bu isteği yerine getirecek mi? Yargıtay'ın Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi kararı mecliste okunacak mı? Okunmayacak mı? Okunursa ne olacak? Şimdi bizi yeni bir adım, yeni bir gelişme de bekliyor bir yandan belirtelim. Bir kriz de acaba Cumhur İttifakı'nda mı yaşanıyor? Yeniden refahla işbirliği noktasında anlaşmaya varılamamış gibi görünüyor hali hazırda. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ittifak için AKP'nin tavrını daha net ortaya koyması gerektiğini söyledi. Bir mutabakat sağlanması gerektiğini belirtti. İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu dönemi yaşanmasını istemediklerini de sözlerine ekledi. Tabii ki temelde yeniden Refah Partililer olarak hepimizin gönlünden geçen bütün illerde yeniden Refah Partili adayları desteklemektir. İyi bir aday potansiyelimiz var. Aday belirleme potansiyeli ve performansı olarak da diğer birçok siyasi partiden çok ileri bir noktadayız. 200'e aşkın adayımızı ilan ettik ve her gün genel merkezimizde büyük şehirler, iller başta olmak üzere yeni adaylarımızın kamuoyuna tanıtımı, lansmanı yapılıyor. 28 Ocak tarihinde de inşallah Ankara'da tüm büyükşehir, il, ilçe, belde, belediye başkan adaylarımızı kamuoyuna tanıtacağımız, yerel seçim beyannamemizi de halkımızla paylaşacağımız toplantımızı icra edeceğiz. Değerli arkadaşlar, dün 3. görüşme AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetleri arasında gerçekleşecekti. Fakat AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesi yönünde bir rica iletti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde son görüşme gerçekleştirilebilir. Bir ittifak talebi olduğuna göre bir mutabakat zemininin de bulunması gerekir. Her ittifak bir mutabakat zemini üzerine inşa edilir. Tabii ki değişik zeminlerde biz şunu ifade ettik. İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Ama kendi seçmenimizin iradesine de her zeminde, her şekilde sahip çıkma niyet ve irademizi de sergilemekten, açıkça ifade etmekten geri durmuyoruz. AK Parti böylesi bir ittifakta mutabakatı sağlamak için yapabileceği fedakarlığı net bir şekilde ortaya koyduğunda çerçeve netliğe kavuşmuş olacak diyebilirim. Evet.
galiba genel olarak biz de iyi pazarlık yaptıklarını söyleyebiliriz. İl istiyor Yeniden Refah Partisi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu ilde sağlanacak olası bir yerel yönetim başarısının ileride kendi başını AKP'nin başını ağrıtmasından endişe ettiğine ilişkin bilgiler var ifade edilen. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu arasında belediye başkanlıkları dönemine ilişkin bir bilgi yansıdı kamuoyuna. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu için yarı zamanlı belediye başkanı ifadesini kullanmayı tercih ediyor. Kastettiği şey de İmamoğlu'nun şehir dışı gezileri. İstanbul'da yeterince bulunmamakla, İmamoğlu'nun sürekli şehir dışında bulunmasıyla, dolayısıyla yapması gereken hizmetleri yapmamasıyla ilgili bir eleştirisi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ancak iki siyasetçinin İBB dönemleri karşılaştırıldığına ortaya Erdoğan'ın aktardığından daha farklı bir tablo çıkıyor. Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan 101 gün daha fazla izin yaptığı belirlendi. İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıklıkla bu sözlerle hedef alıyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu. Kasti kullandığı izinler ve şehir dışı gezileriyle. Gelinen noktada İmamoğlu'da Erdoğan'da benzer süreler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Ve karşılaştırıldığında Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan 101 gün daha fazla izin yaptığı ortaya çıktı. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdi. Geçen pazar günü AKP 30 büyük şehirde belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu. Aday toplantısı sırasında Erdoğan'ın bir diğer gündemi de İstanbul'du. Erdoğan İstanbul üzerinden İmamoğlu'nu hedef aldı. İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. 10 Haber 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan'la mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık görev süreleri boyunca kullandıkları izinleri karşılaştırdı. Erdoğan göreve 27 Mart 1994'te başlamıştı. 6 Kasım 1998'de aldığı hapis cezası nedeniyle görevden alındı. Yani Erdoğan 4 yıl 7 ay 10 gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Bu süre zarfında toplam 302 gün izin yaptı. Bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağıma söz verdim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise göreve seçimler tekrarlandığı için 27 Haziran 2019'da başladı ve halen devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçirdiği süre 4 yıl 6 ay 13 gün oldu. Bu sürede İmamoğlu toplam 201 gün izin yaptı. Bu sözümü tutmaya devam edeceğim. İBB Başkanı İmamoğlu 201 günlük izin süresinin 12'si Covid-19 raporu, 19'u yurt dışı görev izni, 118'i yurt içi görev için kullandı. İmamoğlu'nun yalnızca 52 günlük yıllık izin yaptığı anlaşılıyor. Üzerimize düşen vazifenin sorumluluğunda farkındayız. Her iki belediye başkanı karşılaştırıldığında görev süresi neredeyse aynı olan iki liderden Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan 101 gün daha fazla izin yaptığı hesaplandı. Adam. Sayın seyirciler, Danıştay 4. Dairesi Kanal İstanbul için yeniden bilirkişi yapılmasını istedi. Hukukçular ve davacılar yürütmenin durdurulması için yeterli şartların oluştuğuna dikkat çekerek karara tepki gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle çılgın proje. 2011'den bu yana tartışmaları sürüyor. Proje ile ilgili Danıştay 4. Dairesi bölgede yeniden bilirkişi keşfi yapılmasına karar verdi. Ancak yürütmenin durdurulması talebiyle ilgili davacılardan 10 ile 65 bin lira arasında değişen ücret talep edildi. (Gülüyor)
Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu 20 davacıdan bilirkişi keşfi için toplamda 1 milyon TL'ye yaklaşan bir ücret talep edilmesine tepkili. Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre projeyle ilgili yargılama sürecindeki tek sorun keşif ücreti de değil. Avukat Ekin Öztürk geçtiğimiz haftalarda mahkemeye beyanname sunduklarını belirtti. Yürütmenin durdurulması kararını vermeyerek yasada öngörülen tedbirlerin yargı eliyle anlamsızlaştırıldığını belirtti. Yeterli gerekçe vardı, mahkeme karar vermedi dedi. Profesör Doktor Beyza Üstün'de ÇED raporu ile birlikte bilirkişi keşfinin meşru olmadığını ifade etti. 2022 yılında yapılan bilirkişi keşfine dair aldıkları tutumun yeniden yapılması beklenen bilirkişi incelemesi için de geçerli olacağını söyledi. Meteorolojinin ciddi uyarıları var Türkiye genelinde. Bir hatırlatalım istiyoruz. İstanbul için kar uyarısı yapıyordu meteoroloji. Beklenen oldu. Sıcaklıklar aniden düştü ve mega kentte yer yer kar yağışı da görüldü. Bazı illerde ise şiddetli yağış etkili oldu. Su baskınları yaşandı. Meteoroloji 9 il içinde bir kez daha kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kış kendini hissettirdi. Beklenen kar İstanbul'a geldi. İstanbul'da Beylikdüzü, Sultan Gazi ve Çatalca'da yılın ilk karı böyle kaydedildi. Hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Ancak kış kendini asıl Trakya'da hissettirdi. Çanakkale'nin yüksek kesimleri ise beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Geçmiş yılları aratsa da kar yağışı doğuda özellikle Kars, Ardahan, Şırnak ve Bitlis'te etkili. Erzurum'da ise yeterli kar olmadığı için milli kayak sporcuları antrenmanlarını Hakkari Yüksekova'da sürdürüyor. Meteoroloji salı günü için uyarıyordu. Tahmin edildiği gibi de oldu. Sıcaklıklar düştü, güneş yerini yağışa bıraktı. İstanbul'da kar yağışı kısıtlıydı. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur vardı. Şiddetli yağış nedeniyle Balıkesir'in Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri de suya gömüldü. Antalya'da ise şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Yollar ve seralar suyla doldu. Soğuk hava hafta boyunca etkili olacak. Çarşamba günü yağışsız il yok. Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara'da iç kesimlerde ve doğuda karla karışık yağmur var. Meteoroloji 9 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Bolu, Düzce, Rize, Artvin, Kilis, Antep ve Urfa'da ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, su baskını, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı tedbir alınmasını istedi. Fatih Camii'nde imamı ve bir kişiyi daha bıçaklayarak yaralayan Ömer Salgın tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesi ortaya çıktı bu arada Salgın'ın. Eşiyle olan ilişkilerinden dolayı bunaldığını, saldırıya ilişkin kimseden emir almadığını söyledi. Ömer Salgın, Fatih Camii'nde İmam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Emniyette ifade vermeyen Salgın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Daha önce ailesel problemler yaşadım diyen Salgın, son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım diye konuştu. Beş vakit namaz kılan biri olduğunu söyleyen Salgın, olayla ilgili de camide tekbir getirerek bağırmaya başladım, sonrasını hatırlamıyorum dedi. Çok bunaldığımdan ve okuduğum şeylerle cami vaazlarının tutarsızlığı nedeniyle öfkesini imama yansıttığını dile getiren Ömer Salgın, bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir ifadelerini kullandı. Salgın ifadesinde ayrıca ticaretle uğraştığını ve aylık 500 bin lira geliri olduğunu söyledi.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ömer Salgın'ın camideki saldırıdan bir gün önce de Bursa'da eski eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla kimyageri darp ettiği ortaya çıkmıştı. Poliste kasten yaralama suçundan da kaydı bulunuyordu. İçişleri Bakanlığı FETÖ'ye yönelik 12 ilde operasyon gerçekleştirdi. Kıskaç 3 adı verildi operasyona. 38 şüpheli yakalandı. Gülen yapılanmasının askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 7 şüpheli Konya, İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 17 şüphelinin de Hatay, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'da yakalandığını söyledi. Örgütün öğrenci yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 6 şüpheli de Ordu, İstanbul ve Tekirdağ'da yakalandı. Bankasya'da hesap artırım kayıtları bulunan ve propaganda içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 6 şahıs İzmir ve Konya'da yakalandı. Toplam 38 şüpheli yakalanmış oldu. Gelelim Dilan Engin Polat çiftiyle ilgili son duruma sayın seyirciler. Kara para soruşturmasıyla isimleri gündemden düşmüyordu Dilan Polat, Engin Polat çiftinin. Soruşturma savcısı Gökalp Kökçü Erzurum'a gönderildi biliyorsunuz. Dikkat çekici bir gelişmeydi bu. Şimdi de HSK tarafından hakkında soruşturma açıldı. Dilan Engin Polat soruşturmasının da savcısıydı. HSK'nın 21 Aralık kararnamesiyle Erzurum'a gönderildi. KRT TV'nin edindiği bilgilere göre savcı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değişikliğinin nedeni kurulan bir WhatsApp ağı ve FETÖ imamı olduğu belirtilen Abdülkadir Ketenci hakkında verdiği takipsizlik kararıydı. WhatsApp ağı ile ilgili istihbaratın yaptığı incelemeler sonuçlandı. Savcı Kökçü hakkında HSK'nın soruşturma başlattığı öğrenildi. Yasa dışı bahis, sosyal medya fenomenlerine kara para soruşturması gibi dosyalarla ismini duyuran savcı Kökçü'nün Erzurum'da görevlendirilmesi kamuoyunda sürgün olarak yorumlandı. Kökçü hakkındaki tek soruşturma WhatsApp ağı kurarak bilgi sızdırdığı iddiası da değil. Savcı Kökçü, FETÖ'nün Filipinler imamı Abdülkadir Ketenci hakkında 2018 yılında başlatılan soruşturmayla ilgili 2020 yılında takipsizlik kararı vermişti. Engin bana sabır al Engin. Kökçü'nün verdiği takipsizlik kararı daha sonra yapılan itiraz üzerine kaldırıldı. Ketenci yargılandı. Etkin pişmanlıktan faydalandı. 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Takipsizlik kararını veren Kökçü hakkında yürütülen soruşturmada HSK müfettişi Kökçü'nün cezalandırılmasını talep etti. Sayın seyirciler, kırklar elinde 6 kişinin hayatını kaybettiği Sisli Vadi bungalov evleriyle ilgili soruşturma sürüyor. Dosyadaki tanıklardan biri ruhsat işlemleri için dönemin valisine para dolu çanta verildiğini iddia etti. Kırklar elindeki Longoz ormanlarının içindeki Sisli Vadi adlı tesis oksijeni bol, stresi az diye pazarlandı. 6 kişiye mezar oldu. İddiaya göre işletme sahibi Bülent Bayrak, dönemin Kırklareli valisi Osman Bilgin'e işletme ruhsatı alabilmek için rüşvet verdi. 5 Eylül'de Kırklareli'nde sağanak yağışla su baskınları oldu, dereler taştı. Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suyuyla sürüklendi, bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaştı. 6 kişi hayatını kaybetti. Bungalovların ruhsatsız ve mühürlü olduğu, buna rağmen müşteri ağırladığı ortaya çıktı. İşletme sahibi Bülent Bayrak tutuklandı. Tolga Şardan'ın haberine göre dosyaya eskiden Sisli Vadi'de çalışan ve selde eski eşini kaybeden bir kişinin ifadesi girdi. Tüm çalışanlar işletmede yatılı kalıyordu. Binalar yapılırken çalışan hiçbir mimar, mühendis görmedim. Eski eşim Ümit Solmaz çalıştığı dönemde işletme müdürü gibi bir konumdaydı. İşletmenin ruhsatsız olduğu ve mühürleneceği ile ilgili bir takım şeyler konuşuluyordu. HK'nın iddiasına göre işletmenin mühürleneceği günlerde Vali Bilgin işletmeye ziyarete geldi.
Bülent Bey'in isteği üzerine eşim Ümit onun evindeki bir çanta parayı alıp bizim evimize getirdi. Ben bu çantayı koyarken dolar dolu olduğunu fark etmiştim. Ümit'e sorduğumda bu çantayı Bülent Bey saklamamızı söyledi. Daha sonra alacak. İşletme ruhsatsız. Burayı resmileştirmek için valiye verecekmiş dedi. Valinin geldiği gün Bülent Bayrak çantayı bizden aldı. Sel felaketiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tesisin asıl sahibi Bülent Bayrak hala tutuklu. Ancak savcılığın kamu görevlileri hakkında şimdiye kadar bir soruşturma başlatmadığı biliniyor. Sayın seyirciler, avukatların çantalarını aramak, ofislerinde arama yapmak, evlerinde arama yapmak izne tabi. Öyle herkesin çantasını aradığınız gibi avukatın çantasını arayamamanız gerekiyor normal şartlarda. Ama olması gerektiği gibi, kitapta olduğu gibi olmadığı için bazı şeyler zaman zaman bir takım tartışmalar yaşanıyor bu sebeple. Son olarak İstanbul Adalet Sarayı'nda üzerinde cübbesi olan ve kimliğini gösteren bir avukat çantasını X-ray cihazından geçirmeden içeri girmek istedi. Avukatla görevliler arasında tartışma yaşandı. Olay başka bir avukatın ricada bulunması ve çantanın aranması ile ancak sona erebildi. Atalay'ın cezaevinde olmasına tepki göstermek için açıklama yaptılar. İstanbul Adalet Sarayı'na girmeye çalışan bir avukatın kimliği olmasına karşın elindeki çantası aranmak istendi. Adliyede gerginlik yaşandı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdiği ve halen cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesine karşı avukatlarla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Avukatlar açıklamanın ardından adliyeye döndü. O avukatlardan biri adliyeye girişte kimliğini gösterdi ve elindeki çantayı X-ray cihazından geçirmeden içeriye girdi. Güvenlik görevlileri o sırada müdahale etti. Tartışmaya diğer avukatlar da dahil oldu. Avukatlar ve görevliler arasında zaman zaman itişme ve gerginlik yaşandı. Araya giren avukat Ali Rıza Dizdar'ın söz konusu avukatın çantasını rica etmesi ve alıp cihazdan geçirmesinin ardından uzlaşma sağlandı. Anayasaya göre doğrudan veya dolaylı Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üstü ve eşyası aranamaz. Ancak bu durum Türkiye'de ilk kez yaşanmıyor. 2018 yılında Şırnak Adliyesi'nde çantasını X-ray cihazından geçirmeyi reddettiği için avukat İdris Taniş'e para cezası verilmişti. Bu karar üzerine Taniş itiraz etmiş ancak kabul edilmemişti. Bunun üzerine avukat Taniş, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, Yüksek Mahkeme hak ihlali kararı vermişti. Geçen yıl Konya'da bir lise öğrencisi "seni MIT'e alacağız" yalanıyla cinsel istismara uğramıştı, hatırlayacaksınız bu haberi. Ahmet Mandal'a 22 yıl hapis verildi. İstismara yardım eden okul müdürleri ise serbest bırakıldı. 17 yaşındaki çocuk okulu yarım bırakmak zorunda kaldı ve uzman desteği almaya başladı. "Seni MIT'e alacağız" yalanıyla cinsel istismara maruz bırakıldı. Lise öğrencisi G.A. önce şehir değiştirdi, ardından okulu bıraktı. Başarılı bir öğrenciydi. Bunun yanı sıra hem eğitim hayatı bu olay neticesinde, hem eğitim hayatı hem sosyal hayatı ciddi şekilde sıkıntıya uğradı. İstismar geçtiğimiz yıl Konya'da yaşandı. Lise müdürü Harun Avcu, derslerinde başarılı olan G.A. isimli öğrenciyi "seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na alacağız" diyerek Ahmet Mandal'la tanıştırdı. Kendisini MIT mensubu diye tanıtan elektrik ustası Mandal, G.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Durumu öğrenen genç kızın ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan okul müdürleri Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri ve Ahmet Mandal tutuklandı. İki müdür memurluktan ihraç edildi. Dava açıldı. İlk önce kendi okul müdürüm sayesinde tanıştık. Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. duruşmada karar çıktı. Ahmet Mandal'a cinsel istismar ve saldırı suçundan 22 yıl hapis cezası verildi. Okul müdürleri ve Mandal'ın ortağı Ali Akkaş, istismara yardım ve cinsel saldırı suçlarından 9'ar yıl hapse çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Diğer sanıklar da beraat etti. Yaşananlardan sonra ailesiyle birlikte şehri terk eden G.A. eğitimini yarıda bıraktı. Uzman desteği alıyor.
Evet, özetle olan yine istismara uğrayana olmuş bu haberden. Benim anladığım bu, hükmün açıklanması neden geri bırakıldı? Bir okul müdürü nasıl böyle bir olaya yardımcı olabilir? Çok fazla şey sorabiliriz, söyleyebiliriz bu haberin ardından. Bir yangından söz edeceğiz sayın seyirciler. Gece saatlerinde Arnavutköy'de bir film platosunda yangın çıktı ve 1,5 saatte ancak söndürülebildi bu yangın. Saat 00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi Hifa Sokak'ta bulunan film platosunda yangın çıktı. Görüntüleri ekranlarınıza yansıyor. 26 bin metrekare alana kurulu 4 film platosunun bulunduğu bu bölgede yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul'un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan film stüdyosuna dört bir yandan müdahale ettiler. Yangında ölü ve yaralı olmadı. Dumandan etkilenen iki kişi ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Film stüdyosu yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından ancak kontrol altına alınabildi buradaki yangın. Film platosu kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangın çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. İstanbul'un ardından bir de İzmir'den bir gelişmeyi paylaşalım sizinle. İzmir'de bir vapur kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıktı, karaya çarptı, gemide hasar oluştu. İzmir'de Konak Bostanlı vapuru seyir halindeyken kaptan rahatsızlandı. Baygınlık geçirdi. Rotadan çıkan vapur kıyıya yöneldi. Bir süre sürüklendikten sonra karaya çarptı. O sırada vapurda olan 80 yolcu büyük panik yaşadı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Geminin ön kısmında ise hasar oluştu. Rahatsızlanan kaptana sağlık ekipleri müdahale etti. Sayın seyirciler, İran'a döneceğiz. İran'da Mahsan Amini protestolarıyla ümitlenmişti dünya. Acaba kadın hakları ile ilgili herhangi bir aşama kaydedebilir mi İran diye? Pek öyle olmadı ne yazık ki. Mahsa Amini protestolarının kanlı şekilde bastırılması sonrası kadınlar üzerindeki baskı arttı. Ancak kadınlar direnişten de vazgeçmediler. Rejimin hedefinde bu kez Roya Heşmati vardı. Başı açık fotoğrafı yüzünden 74 kırbaç cezasına çarptırıldı. Kırbaçlanmak üzere başkent Tahran'daki mahkeme salonuna getirildi. Kararı protesto etmek için başını açtı. Zorla başörtüsü takılan Heşmati, kadın, yaşam, özgürlük sloganı atarken kırbaçlandı. İran'da aylarca süren Mahsa Amini protestoları hala hafızalarda. Rejim güçleri olayları kanlı şekilde bastırdı. En az 537 kişi öldürüldü. Protestolarla bağlantılı idam kararları verildi. İslami yönetim protestoların ardından kadınlara yönelik baskılarını artırdı. Ülkede zorunlu başörtüsü yasası artık yapay zeka destekli kameraların denetiminde. Sosyal medyadaki takip de çok sıkı. İslami yönetimin son kurbanlarından biri de Roya Heşmati adlı kadın. Sebebi ise birkaç ay önce sosyal medyada paylaştığı başörtüsüz fotoğrafı. Tam 74 kırbaç cezasına çarptırıldı Heşmati. Yaşadıklarını İnsan Hakları Kuruluşu Hengava yazdığı mektupta anlattı. Fotoğrafı nedeniyle gözaltına alıp cezaya çarptırıldığını belirten kadın, cezanın uygulandığı sırada duruşumu korudum ve başörtüsü takmadım dedi. Tam teşekküllü bir ortaçağ işkencesi odası diye niteledi kırbaçlandığı odayı. Zorla başörtüsü takılan kadın kelepçelendi, kırbaçlanmaya başladı. O sırada protestolarla özdeşleşen kadın, yaşam, özgürlük sloganını haykırdı. Oradan çıktığında başını yeniden açtı. Anlattığına göre yargıç da verilen karardan rahatsızdı. Ancak uygulamada ısrar etti. Ülkede kadınların direnişi zor şartlar altında devam ediyor. İslami yönetim ise zorunlu başörtüsü yasasıyla bağlantılı cezaları artıracak yeni bir düzenleme hazırlığında. Evet, müthiş bir mücadele, tarihi bir mücadele sürdürüyor İranlı kadınlar.
Türkiye'de de aslında tarihi bir mücadele sürdürülüyor. Gazetecilerin mücadelesi. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Tablo kötü. 2023'te tam 43 gazeteci cezaevine girdi. 14'ü hala tutuklu. Her 4 gazeteciden 3'ü mesleğini özgür bir şekilde icra edemediğini söylüyor. Sonuç itibariyle gazetecilik yapıyor. Bundan 61 yıl önce gazetecilik yapanları onurlandırmak için yürürlüğe girmişti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Mesleği icra edenlere göre artık kutlanacak bir gün değil. Sansür, yasaklama ve baskılar nedeniyle Türkiye dünyada 180 ülke arasında 165. sıraya düştü basın özgürlüğü alanında. 2022'nin son aylarında yürürlüğe giren sansür yasası olarak bilinen dezenformasyon yasasından en büyük zararı gazeteciler gördü. 2023'te 43 gazetecinin yolu cezaevinden geçti. 14 gazeteci hala cezaevinde. Benim bir cinayet hükümlüsünden, bir tecavüz hükümlüsünden, bir uyuşturucu satıcısından, bir dolandırıcıdan daha tehlikeli olduğumu mu düşünüyorlar? Sadece gözaltı ve tutuklamalar değil, silahlı saldırı, darp, tehdit, engellemeler hepsi bir yılda yaşandı. El kol hareketi yapma bana. Türkiye'de gazeteciler Anadolu'nun dört bir yanında yaptıkları haberler nedeniyle saldırıya uğradı, dövüldü, tehdit edildi. Yine gazetecilerin Türkiye'de protestoları, basın açıklamalarını izlemesi engellendi. İzlerken gazeteciler gözaltına alındılar ya da polis müdahalesiyle görevlerini yapmaları engellendi. Haberler baskıyla engellenmeye çalışıldı. Mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirildi. Bir televizyon programında güncel bir konuya ilişkin yapmış olduğum yorumlar nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suç ve suçluyu övme suçlamasıyla ben karşı karşıyayım. Ve televizyon kanallarına verilen cezalar. RTÜK özellikle iktidara yakın olmayan kanallara tam 59 kez ceza kesti. Toplam bedel 67 milyon 850 bin lira. RTÜK iktidarın sopası olma rolünü 2023'te de oynadı. 59 kez ceza verdi. Kanallar karartıldı. Milyonlarca maddi para cezası kesildi. Toplam 6 kanala. Çalışma koşullarında da tablo benzer. Gazetecilerin %65'i günde 9-12 saat arasında mesai yapıyor. Yarısından fazlası asgari ücretli ya da o civarda. Her 4 gazeteciden 3'ü özgürce mesleğini yapamadığı görüşünde. Yaklaşan yerel seçimlerde iktidarın yine hedefinde gazeteciler olacak. Aynı geçen yıl seçim döneminde ve deprem sonrasında olduğu gibi basını susturmaya, sindirmeye çalışacaklar. Ama biz halkın haber alma hakkı için mücadele veren gazetecilerin, basın kuruluşlarının yanında yer almaya devam edeceğiz. Yalnız değilsin Tolga. Evet, ama bazen kendimizi yalnız hissettiğimiz doğrudur sayın seyirciler. Şimdi müsaadenizle çok kısa bir aramız var. Döneceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz dünya gündeminden yansıyan ama aslında bizi de ilgilendiren önemli başlıkları konuşalım istiyoruz. Kuşkusuz takip ediyorsunuz bu Epstein davası meselesini. Türkiye'den de çocukların kaçırılıp kaçılmadığına ilişkin sorular yöneltildi mağdurların avukatı tarafından. Biraz onu detaylandıralım, konuşalım istiyoruz. New York'a bağlanacağız ve gazeteci arkadaşımızdan bilgileri aktaracağız size. Günümüze devam ediyoruz sayın seyirciler. Sözün başında işsizlik rakamlarından söz edelim. Çünkü Kasım ayında İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan arttı ve %9 oldu. Ekim ayında bu oran %8,5 olarak açıklanmıştı. Geniş tanımlı işsizlik oranı da %21,3'ten %22,7'ye yükseldi. TÜİK 2023 yılı Kasım ayı hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre işsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi arttı, 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik oranı %9 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %16,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam
potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen atıl iş gücü oranı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 1,3 puan artarak %22,7'ye yükseldi. Dönelim başkente sayın seyirciler. Bugün iki önemli toplantı gerçekleştirecek Cumhuriyet Halk Partisi dedik. Şu ana kadar bu bilgiyi aktaramadıklarımız yeni aramıza katılanlar için bir kez daha belirtelim. Kalan adaylara ilişkin de önemli açıklamalar yapması bekleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bugün Bahri Ateş Irmak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelişmeleri takip ediyor. Hemen sözü ona bırakalım bize beklentileri aktarması için. Evet Bahri. Cumhuriyet Halk Partisi bugün aday belirleme gündemiyle toplandı. Bugün 200'den fazla yerin adaylarının açıklanması bekleniyor. 200'den fazla adayın açıklanması bekleniyor. Bunların arasında Adana, Mersin ve Aydın'da var. Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer ve Aydın'da da Özlem Çerçeoğlu'yla yola devam edilecek. Bugün bu üç büyükşehirin açıklanması bekleniyor. Üç büyükşehirin dışında da yine bazı illerde de açıklanan adayların olması bekleniyor. Bunların yanı sıra da İstanbul ve İzmir'in bazı ilçeleri de bugün açıklanacak ve Ankara'nın da birkaç ilçesinin açıklanması bugün ihtimaller arasında. Şu saatlerde, şu dakikalarda Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ediyor. Ardından parti meclisine geçilecek ve parti meclisinde isimler oylanacak. Oradan çıkan isimler de kamuoyuna duyurulacak. Toplantıların ardından parti sözcüsü Deniz Yücel kameraların karşısında olacak ve adayları kamuoyuna paylaşmış olacak. İki kez ertelenmişti parti meclisi. Hem şehitler nedeniyle hem de yargı krizi nedeniyle iki haftalık ertelemenin ardından bu hafta aday belirlemek üzere Cumhuriyet Halk Partisi mesaisini sürdürüyor. CHP lideri Özgür Özel de 10 Ocak Gazeteciler Günü sebebiyle MYK toplantısının ardından gazetecilerin gününü tebrik etmek üzere yanınızda olacak. Onunla da Genel Başkan'a da sorularımızı iletiyor olacağız. Parti meclisi toplantısının ardından dediğim gibi adaylar belli olacak. Merakla beklenen bazı yerler var. İzmir, Antalya gibi büyük şehirler. İki büyük şehrinde daha sonraki parti meclislerinde belli olmasını bekliyoruz. İzmir'de kadın aday söylemeye biraz öne çıkmış durumda. Memnuniyet anketi yapılmıştı ama anket sonucunun Tun Soyer adına çok da iyi gelmediği ifade ediliyor. Selçuk Belediye Başkanı'nın geçerken bir yandan da son günlerde CHP Genel Sekreteri Selin Böken'in de azı geçmeye başladı İzmir için ama Böken'in bu yönde bir talebinin olup olmadıysa henüz net değil ama kulislere yansıyanlara göre Böke aslında çok da fazla belediye başkanlığını istemiyor diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte İzmir'in adayı belli olacak. Antalya'ya baktığımız zamansa yine orada da memnuniyet anketleri yapılmıştı. Mevcut belediye başkanı Muhittin Böcek mi olacak yoksa adı geçen isim Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal mı olacak? Aslında iki isim arasında görüşmeler, trafik devam ediyor. Eskişehir'e baktığımız zamansa Yılmaz Büyükerşen'in yeniden aday olup olmayacağı, daha doğrusu çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Büyükerşen aslında adaylığını sürdürmek ve başkan olmak istiyor, yarışa girmek istiyor. Bu noktada da Eskişehir'deki sürecin devam ettiğini ifade edebiliriz. DEM Parti kanadına baktığımız zaman da işte işbirliği olacak mı olmayacak mı tüm bunlar aslında bir süredir yanıt arıyor ve yarın da DEM Parti eş genel başkanları CHP lideri Özgür Özel'i iadeyi ziyarette bulunacak. Geçtiğimiz haftalarda Özgür Özel DEM Parti'yi ziyaret etmişti. Bu da bir iadeyi ziyaret olacak ve hafta sonu da Özgür Özel Manisa'ya, memleketi Manisa'ya gidecek ve orada Manisa Belediye Başkanı ve ilçeleri aday tanıtım toplantısına katılıyor olacak. Bu hafta CHP lideri Özgür Özel'in mesaisinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar etmekte fayda var. Bugün 200'den fazla adayın açıklanması bekleniyor. Bugüne kadar da 7 büyükşehir ve 353 seçim bölgesinde adaylarını ilan etmişti. Adım adım da sona yaklaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi diyelim. Sözü buradan tekrar size bırakalım.
Güler Bala Ateşırmak aktardıkların için. Şimdi bir yandan adaylar belirlenmeye çalışılıyor. Fakat bir yandan da Türkiye'nin çok temel bir meselesi olan aslında Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmamasıyla birlikte ortaya çıkan o yargı krizi, meclisin görevini yapması gereğine ilişkin hassasiyet sürüyor ve bu noktada da Cumhuriyet Halk Partisi aslında bir rol üstlenmeye gayret ediyor. CHP lideri Özgür Özel, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını ikinci kez tanımamasının ardından anayasa mitingi çağrısı yapmıştı. 14 Ocak'ta Ankara'da yapılacak bu miting ve hazırlıklar sürüyor. CHP 14 Ocak Pazar günü sahip çıkıyoruz sloganı ile yargı krizine karşı Tandoğan Meydanı'nda miting gerçekleştirecek. Mitinge partinin 81 ilinden üyelerinin katılımı bekleniyor. Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve sendikaları da davet yapılıyor. Hazırlanacak afişlerde adalet, demokrasi, eşitlik, özgürlük ilkelerinin vurgulanacağı görseller olacak. Diğer partilere de davet gidecek. İYİ Parti CHP'nin çağrısına karşılık mitinge katılmayacağını açıkladı. Cumhuriyet'e konuşan kurmaylar yaşanan yargı krizinin sadece Can Atalay üzerinden değerlendirilemeyeceğini söyledi. Ortada tüm insanların haklarını güvence altına alan anayasamız üzerinden bir devlet krizi var. Yarın başka hangi anayasa maddesine uyulmamasından kriz çıkacak bilemeyiz. Bu, her insanın hakkını güvencesiz bırakır ifadelerini kullandı. Bu arada bir de meclis adımı olmuştu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. CHP ile birlikte 8 siyasi parti ortak imzayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırmıştı. Ancak o talep Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a takıldı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Kurtulmuş'la arasında geçen konuşmayı anlattı. Kurtulmuş'un kendisine, "Eğer meclisin bu konuyu çözebileceğine inansam zaten o meclisi ben çağıracağım," dediğini aktardı. Meclisi 5 Ocak 2023 tarihinde verdiğimiz dilekçeyle olağanüstü toplantıya çağırdık. Arkadaşlar, pazartesi günü, yani 8 Ocak saat 10.30'da döndü bana Numan Bey. Numan Bey bana şunu söylüyor: "Ya Gökhan Bey, işte meclis nasıl olsa 16 Ocak'ta toplanacak. Bu meclisi olağanüstü toplantıya çağırma meselesini rutin bir şeye dönüştürmemek lazım." Ben böyle hayretle dinledim ve dedi ki, "Meclisin eğer bu konuyu çözebileceğine inansam, binde bir inansam zaten o meclisi ben çağıracağım," dedi. Dedim ki, "Sayın Başkan, bir meclis başkanı meclisin herhangi bir konuda yararlı olamayacağını düşünüyor ve bunu ifade ediyor. Bu bir meclis başkanı açısından gerçekten talihsiz bir açıklama. Ayrıca meclis 16 Ocak'ta açılacakmış da ben onu 9 Ocak'ta neden toplantıya çağırıyormuşum? Bu benim siyasi irademdir. 8 siyasal partinin ortaya koyduğu siyasi iradedir. Bunu denetleme yetkisi ve gücü meclis başkanında değildir. Dolayısıyla ben bunu sizinle tartışmam bile." Evet, meclis başkanının neden meclisi çağırmadığına ilişkin değerlendirmesi böyle sayın seyirciler. Hali hazırda da aslında bu meselenin mecliste artçılarının sürdüğünü söyleyebiliriz. Bugün de gazeteciler günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelmişti Numan Kurtulmuş. Orada da bir şekilde aslında kendini ifade etti. Neden bu çağrıya, 150 milletvekilinin imzasıyla yapılan bu çağrıya yanıt vermediğine ilişkin. Dönelim İYİ Parti'ye. Birincisi, İYİ Parti işte pazar günü yapılacak bu mitinge katılmayacağını açıkladı. Eğer meclis toplansa idi, imza veren o 8 parti arasında olmamasına rağmen mecliste bulunacaklarını ifade etmişlerdi. O toplantı da gerçekleşmedi. Ancak mitinge de katılmayacaklarını açıkladılar. Oysa bir milletvekilinin hak ihlali söz konusu. Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmaması durumu söz konusu. Dolayısıyla aslında muhalefetin topyekün birlikte hareket etmesi, omuz omuza durması böyle bir durumda çok önemli gerçekten. Ancak İYİ Parti'nin kararı bu yönde. Ancak İYİ Parti'nin verdiği kararlar kendi tabanında zaman zaman biliyorsunuz ki tepkiye neden olabiliyor. Antalya İl Başkanlığı'nda bu kez istifa depremi yaşandı. İYİ Parti Antalya İl Yönetimi'nin 6 üyesi parti yönetiminden istifa ettiklerini açıkladı.
Almış olduğumuz karara istinaden yol arkadaşlarımızla birlikte İyi Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyeliğimizden istifa ediyoruz. İyi Parti'de yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararının ardından istifa depremi yaşanmıştı. Bu kez istifa haberi Antalya'dan. İyi Parti Antalya İl Yönetiminin 6 üyesi yönetimden istifa ettiklerini açıkladı. Toplantılarda varsa yoksa CHP'yi eleştiriyorsunuz. İktidarın AKP ve MHP olduğunun farkında değil misiniz? Ali Deniz istifa gerekçelerini soru sorarak sıraladı. Birebir ikili görüşmemizde abi genel başkan yanlış yapıyor. İttifaksız seçime girersek seçimden sonra tabela partisi oluruz dediniz mi demediniz mi? Partinin siyasi görüşünü değil de kişinin görüşüne güdümlü ilerleyip paranın gücüne göre partiyi evirip çevirdiğiniz doğru mu? Belediye başkanları ve meclis üyeleri başka bir siyasi partiye katılırken neden tepkisiz kaldınız? Bu arada DEM Parti tabanından gelen eleştirileri dikkate alarak adaylarını ön seçimle belirlemek için harekete geçti. Yaklaşık 100 bin DEM Parti delegesi 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandık başına gidecek. Öte yandan DEM Parti eş genel başkanları yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecekler. DEM Parti genel seçimlerde düşen oy oranının ardından yüzünü tabana döndü. Yerel seçimlere giderken belediye başkan adaylarının ön seçimde belirlenmesi kararlaştırıldı. İrademizin tamamı yerel yönetimlerde mutlaka yansımasını istiyoruz. Hafta sonu 100 bin DEM Parti delegesi sandık başına giderek adaylarını belirleyecek. DEM Parti 13-14 Ocak'ta Diyarbakır, Mardin ve Van'ın da aralarında bulunduğu 90 seçim bölgesinde sandık kuracak. Ön seçimde 4000'e yakın aday adayı yarışacak. Her sandıkta bir sandık başkanı, iki de sandık görevlisi bulunacak. Seçim sürecine ilişkin tüm itirazlar İl Seçim Komisyonu'na iletilecek. Türkiye'nin gündemi İstanbul seçimleri. DEM Parti'nin İstanbul'da izleyeceği strateji seçim sonuçları açısından önemli. Partilerde ortak zemin arayışı devam ederken DEM Parti eş genel başkanları Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeyi ziyarette bulunacak. Ziyarette DEM Parti'nin son günlerde CHP'ye yönelttiği eleştiriler ve İstanbul seçiminin gündeme gelmesi bekleniyor. DEM Parti uzlaşıya kapıların açık olduğunu söylemişti. İktidarın İstanbul'da yaptığı Filistin yürüyüşü mitingi günlerce tartışıldı. DEM Parti'de İstanbul'da Filistin'le dayanışma için miting yapma kararı aldı. Miting 14 Ocak Pazar günü İstanbul Esenyurt Meydanı'nda yapılacak. Deva Partisi ile devam edelim. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nda yerel seçim kararını açıkladı. Deva Partisi'nin tüm illerde kendi adaylarıyla seçime gireceğini bir kez daha deklare etti. Seçim arkadaşlar, evet, yerel seçim, belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Bu seçimde evet belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz ama bu seçim aynı zamanda merkezi hükümete de bir uyarı arkadaşlar. Genel seçimlerden bu yana 7 ay geçti. Sen bu ülkenin hiçbir sorununu çözemiyorsun ya. Ali Babacan'ın yakın çalışma ekibindeki 1-2 kişiyi ekonominin başına getirmekle bu iş çözülmez. Çünkü hukuk olmayınca ekonomi olmaz. Siz her gün anayasayı çiğneyip daha sonra dönüp de bu ülkenin milli gelirini yükseltemezsiniz. Bu seçim hükümete aynı zamanda bir uyarı seçimidir. Aklını başına al seçimidir ve bu seçim hükümete bir sarı kart gösterme seçimidir. Duymayan varsa duysun, bilmeyen varsa öğrensin. Deva Partisi önümüzdeki 31 Mart seçimlerine kendi adıyla, kendi logosuyla ve kendi adaylarıyla giriyor. Sayın seyirciler, AKP Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ekibinin Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısında AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdığı iddia edildi. Yani Elazığ'da AKP'liler birbirine girdi özetle. Belediye Başkanı ve Milletvekilinin yumruklaştığı öne sürüldü. Bir bakalım haberin detayına. Yerel seçimler yaklaştı. Adayların netleştiği illerde seçim çalışmaları başladı. Seçim çalışmalarının gerginliği iddiaya göre Elazığ'da iki AK Parti'nin yumruklaşmasına kadar gitti. AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'ndaki toplantıda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdığı öne sürüldü. Buranın koordinasyonuyla beraber Elazığ Online'ın haberine göre Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısında Milletvekili Nazırlı görüş ve önerilerini sundu. Ortak bir yol haritası olacağını söyledi. Şahin Şerifoğulları
mevcut belediye başkanımızla yola devam ediyoruz. Bu sözler üzerine yeniden aday gösterilen Şahin'in su şişesi fırlattığı milletvekiline sen kimsin ki yol haritası belirleyeceksin diye çıkıştığı iddia edildi. Hatta hızını alamayan Şerifoğulları'nın vekil Nazırlı'ya saldırdığı öne sürüldü. Boğazi şehrin yiğit başkanı yapmaya hazır Beylazı. Habere göre Şerifoğulları'nın ekibinin salona girmesiyle ortalık iyiden iyiye karıştı. Olaya müdahale eden polis giriş çıkışları yasakladı. Parti binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın olaylı toplantı öncesi sosyal medya hesabından Şahin Başkan'ı yeniden seçtireceğiz paylaşımı yaptığı öğrenildi. Bir tartışma da İstanbul'da Salacak sahilinde var biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar'daki kaçak yapılara ilişkin yıkım kararına bakanlık niyeyse çok uzun süre direndi, engel oldu. Yetkinin kendisinde olduğunu savundu. İstanbul 12. İdare Mahkemesi İBB'yi haklı buldu. Yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ama bakanlık itiraz etti. Bölge İdare Mahkemesi bu itirazı da reddetti. Bakanlık İBB'nin Salacak'taki kaçak yapı yıkımına engel olmuştu. Mahkeme bakanlık engeline dur dedi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. İBB 2019 yılından bu yana Üsküdar Meydanı ve çevresindeki kaçak yapıları yıkmaya çalışıyor. Şu ana kadar Salacak sahilini işgal eden 11 kaçak kafe, restorandan 9'unun yıkımı gerçekleştirildi. Kalan 2 işletme içinde İBB hukuki mücadelesine devam ediyor. Ancak bu mücadeleye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkinin kendisinde olduğunu savunarak engel olmaya çalıştı. İBB, bakanlığın yetki savunmasına karşı mahkemeye itirazda bulundu. 12. İdare Mahkemesi de bakanlığın bu kararını hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar vererek İBB'yi haklı buldu. Bakanlık bu kararın üzerine itirazda bulundu ancak itiraz Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedildi. Dün akşam dünyanın gözü Güney Amerika ülkesi Ekvador'daydı sayın seyirciler. Çok sıcak görüntüler yansıdı buradan dünyaya. Ekvador narko terörün pençesinde. Ülkenin en çok aranan çete lideri Adolfo Macias Villamar hapisten kaçtı ve ülkeyi karıştırdı. En az 7 polis çete tarafından kaçırıldı. Birçok yerde patlamalar ve olaylar var. Devlet Başkanı Daniel Noboa 60 gün sürecek olağanüstü hal ilan etti. İç silahlı çatışma hali nedeniyle silahlı kuvvetlerin müdahalesine de izin verilen bir kararname yayınlandı. Ancak son olarak çete üyeleri bir televizyon kanalını bastı, canlı yayında bastı ve o anlar kameralara yansıdı. Ekvador'da çete lideri cezaevinden kaçtı, sokaklar karıştı. O hal ilan edildi. ...60 gün sürecek o hal kararını Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa duyurdu. Los Choneros çetesinin lideri Macias Villamar'ın hücresinden kaçtığını söyledi. Macias Villamar, uyuşturucu ve cinayet suçlarından 2011 yılında 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Çete lideri Villamar 7 Ocak günü hapishaneden kaçtı. Ardından ülkede olaylar başladı. 7 üst düzey polis memuru rehine olarak çete tarafından kaçırıldı. Ülkenin birçok noktasında patlamalar meydana geldi. Son olarak Devlet Başkanı Noboa'nın OHAL kararının ardından canlı yayında bir televizyon çete üyeleri tarafından basıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Baskının ardından polis TV kanalına operasyon düzenledi. Çete üyelerini yakaladı. Gazeteciler kurtarıldı. Tres individuos sometidos al momento con armas de fuego. Çete lideri Villamar halen bulunamadı. Devlet Başkanı Noboa son olarak 23 ve saat 5 arası sokağa çıkma yasağı başladığını duyurdu. Polonya'da polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın düzenledi. Eski İçişleri Bakanı Mariusz Kamiński ile yardımcısı Maciek Wasik'i gözaltına aldı. Eski bakan ve yardımcısı görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluğa azmettirmek suçlamasıyla 3'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise yetkisini kullanarak 2016 yılında iki ismi affetmişti. Kamiński ile Wasik'in Duda'nın akşam saatlerinde Belaruslu muhalif lider Svetlana Tysonkaya ile görüştüğü esnada gözaltına alındığı bildirildi. Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Mrozek X hesabından yaptığı açıklamada Kamiński ile yardımcısının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gözaltına alındığını doğruladı. Eski bakan ve yardımcısı 2015'te 3 yıl hapis cezası almışlardı. O dönem iktidarda olan Hukuk ve Adalet Partisi kısa adıyla PiS üyesiydiler. Parti yetkileri Kamiński ile Wasik'in siyasi intikam kurbanı olduğunu savunuyor. PiS ülkede 7 Ekim'de yapılan seçimlerde ana muhalefet partisi olmuştu. Evet, Polonya'da biraz adalet yerini bulmuş gibi göründü ilk bilgiye bakıldığında. Ama tabii ki kendi iç dengeleri açısından daha detaylı bakmakta fayda var Polonya meselesine de. Şimdi yine dünya gündeminden bir haber Türkiye'de çok fazla ilgi çekti. Biraz belki yanlış bilgiler de eşlik etti bu habere. Neydi haber? Amerika Birleşik Devletleri'nde Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudilerin bir sinagogun altına kazdığı tüneller gündem oldu. Gerekçe sinagogu genişletmek. Polis tünellerin binaya zarar verdiği gerekçesiyle beton dökmek için gelince arbede yaşandı. Sinagog kapatıldı. Direnen genç Hasidik Yahudilerin onu gözaltına alındı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinden bir sinagogdan. Ortodoks Yahudiler polisle karşı karşıya geldi, arbede yaşandı. Arbedenin nedeni 3 hafta önce sinagogun altında çıkan tüneller. Tüneller yasa dışı kazılmış. Amaçları sinagogu genişletmek. Polis tünelleri kapamak istiyor, sinagog cemaati ise direniyor. New York'ta bir sinagog altına kazılan tüneller nedeniyle bir anda gündeme oturdu. Kazı çalışmalarının yaklaşık 6 aydır sürdüğü tahmin ediliyor. Olay işçilerin tünellere su tesisatı döşemek için çağrılmasıyla ve bölge sakinlerinin geceleri duyduğu sesler sayesinde gün yüzüne çıktı. Aslında sinagogun genişletilmesi uzun yıllardır tartışma konusu. Yasal süreç devam ediyor. Eğitim sürecindeki genç hasidiklerin fiili durum yaratma girişimi tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. Sinagog binasının altındaki tüneller nedeniyle yıkılma riski var. Sinagog bu nedenle kapatıldı. New York polisi tünelleri kapamak için sinagoga gittiğinde karşısında hasidikleri buldu. Cemaatin ileri gelenleri durumu kontrol altına almaya çalıştı ancak başaramadılar. 10 cemaat üyesi gözaltına alındı. Polise tepki gösterenlerin sinagogun tahta duvarlarını parçaladığı görüldü. Sinagoga çağrılan hahamlardan biri hasediklere tepki gösterdi. Sinagogu izinsiz ele geçirdiklerini savundu. Bu tepkinin arka planında siyasi bir tartışma var. Çünkü hasedik tarikatı Siyonizm karşıtı. Bu görüş ayrılığı en son İsrail'in saldırılarından sonra Doğu Kudüs'te de gün yüzüne çıkmıştı. Hasedikler Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları başladığında Doğu Kudüs'te yaşadıkları mahalleye Filistin bayrağı asmışlardı. Bayrak İsrail polisinin müdahalesiyle indirilmişti. (Gülüyor)
New York'a döneceğiz sayın seyirciler. New York'ta konuşacak çok fazla başlık var aslında. Birincisi bu sinagog meselesi. Çünkü Türkiye'de bu habere böyle işte tünellerden kanlı yataklar çıktığı, bebek arabaları çıktığı gibi bazı haberler de eklendi. Doğru mu bunlar? Tünellerin temel hedefi ne? Oldukça enteresan. Bir de bu direniş de önemli tabii. Bir taraftan bir önemli dava Epstein'ın bu fuhuş adasına ilişkin gelişmeler. Çünkü burada davada Türkiye'den çocuk kaçırılıp kaçırılmadığı sorusu avukatlar tarafından yöneltildi. Her ne kadar sessizlikle karşılansa da Türkiye ile ilgili nasıl bir boyutu var bu meselenin, var mı? Bunları da konuşmak istiyoruz. Bir de önemli toplantı var. Ekonomi yönetimimizin de çok ilgi gösterdiği yatırımcı günü toplantısı var New York'ta sayın seyirciler. Tüm bunları konuşalım istiyoruz. Gazeteci Mehmet Sümer bizimle birlikte olacak. Mehmet Sümer merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar denize. Çok teşekkürler. Şimdi önce bu sinagog meselesinden başlayalım. Biz elimizdeki bilgileri paylaştık ama son durum sende kuşkusuz. Burada bazı yanlış bilgiler de belki habere eşlik ediyor. Kamuoyunun yanıldığı evet. Bir takım durumlar oluştu. İşte kanlı yataklar, bebek arabaları vesaire gibi. Nedir bu tünel meselesi tam olarak? Sadece bir genişleme olarak değerlendirilebilir mi? Açıkçası şunu söyleyeyim, yani buradaki medyaya yansıyan haberlerde burada da haber oldu. Yani yerel televizyon kanallarından tutun büyük gazetelere, New York Times gibi, Washington Post gibi büyük gazetelere kadar medya kuruluşlarında bu haber yer aldı. Ve o kanlı yatak görüntüleri, o bebek arabası görüntüleri, onlar buradaki hiçbir haberde ben rastlamadım açıkçası. Hı hı. Ama şu var, tünelin neden inşa edildiğine dair kimsenin net bir fikri yok. Sadece bu Shabbat Lubavitch isimli grup, sonuçta Hasidik Yahudiler de kendi içerisinde cemaatlere ayrılmış bir grup ve Lubavitch grubunun kendi sinagogunda, kendi ibadet merkezinin içerisine inşa edilmiş tüneller bunlar. Neden yapıldığı bilinmiyor. Gruptan da yapılmış bir açıklama var. Yaşananlardan üzüntü duyulduğu belirtiliyor. Yine grup üyelerinden yapılan açıklamalar, gençlerin Lubavitch grubunun kurucusu, 90'lı yıllarda hayatını kaybetmiş olan kurucusunun sinagogu genişletme hayalleri çerçevesinde onun o hayallerini gerçekleştirebilmek adına, diğer arka taraftaki binalara da uzanabilmek adına bir tünel yapısı evet. Oluşturduklarına ama dair açıklamalar var. Genişlemek için yandaki binayı kiralamak daha tabii ki. Doğru olmaz evet. Mıydı? Enteresan bir evet. Yol. Yani yer altından tüneller kazmak tabii ki doğru bir şey değil. Yani genişleme yöntemi değil. Tünellerin neden inşa edilmiş olabileceği, o tünelin neden inşa edilmiş olabileceğine dair New York polisinden de henüz bir açıklama gelmedi. Araştırmanın sürdüğünü belirtiyorlar. Zaten olay da sizin haberde de belirttiğiniz gibi tünelin tespit edilmesinden sonra kapatmak amacıyla beton dökülmek üzere beton kamyonunun gelmesiyle birlikte olaylar çıkıyor. İsyanı çıkaranlar, öyle diyelim, 19-22 yaş arasındaki bu cemaatin, Lubavitch cemaatinin üyesi olan genç bir grup. Ancak tabii bir anda olay büyüyor. Çok sayıda genç oraya geliyorlar. İşte cemaatin ileri gelenleri engel olmaya çalışıyorlar polisle çatışmaya. Ama polisle bir arbede başlıyor. Bir şikayet üzerine bu arada oluyor. Yani bir duvarın yıkıldığının fark edilmesi üzerine bir şikayet gidiyor New York polisine ve onlar da olayın ardından müdahale ediyorlar. Şu anda soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınanlar var. En az 9 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Ama dediğimiz gibi tünelin neden yapıldığına dair net bir bilgi yok. Bu arada kapatıldı mı peki tüneller? Şu anda inceleme devam ediyor. Henüz kapatılmadı. İnceleme devam ediyor. Hasidik Yahudiler içerisinde de dediğim gibi farklı gruplar, hani farklı cemaatler var. Diğer birçok Hasidik grubu temsil eden Hasidikler bir açıklama yaptılar ve onlar Lubavitch grubunu aynı zamanda eleştiren bir açıklama yaptılar. Bu grubu zaten İsrail'e destek veriyor olmakla, Netanyahu'ya destek veriyor olmakla eleştirdiler. Bu grupla alakalı düşebileceğimiz bir başka not da, bu grubun önde gelen isimleri son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne geldiğinde bu grubun önde gelen isimleri Erdoğan'la da Türk evinde bir görüşme
gerçekleştirmişlerdi. Aynı grup bir sene önce de yine Erdoğan'la görüşmüştü. Yani Türkiye'de yönetimle doğrudan Cumhurbaşkanı'yla da teması olan bir cemaatten, Yahudi cemaatinden bahsediyoruz. Peki şimdi böyle hani siyaseten nerede durduklarına dair bilgi verdin ama tüneller denildiğinde işte biz bu tünelleri nerede görüyoruz? Örneğin Gazze'ye gidersek Gazze'de Hamas'ın kullandığı tünelleri görüyoruz. Hı hı. Burada bu grubun bir başka yapılanma içerisinde olabileceğine dair herhangi bir veri ya da değerlendirme var mı? Şu aşamada yok. Yani şu aşamada yok açıkçası. Çünkü henüz daha tünelin ne amaçla, tünellerin ne amaçla yapıldığına dair soruşturma devam ettiği için hani söylenecek her türlü bilgi şu anda bir spekülasyona neden olur. O sebeple şu an New York polisinin araştırması devam ediyor. Bir taraftan da o cemaat merkezini kapatmış durumda şu anda polis. Yani oraya ibadet etmeye gelenler de içeriye alınmıyorlar. Çünkü bir taraftan da kazılan bu tünellerin binaya ve çevredeki binalara zarar verip vermediği araştırılıyor. Evet. Dolayısıyla güvenlik amaçlı olarak da bina şu anda kapalı. Hatta dün New York'ta yağmurlu bir hava vardı. Binaya ibadet etmeye gelenlerin de içeri girmesine izin vermedikleri için bu kişiler yağmur altında dışarıda ibadetlerini sürdürdüler. Peki şimdi çok ilgi çekti bu mesele gerçekten Türkiye'de başlıkları alt alta yazdığımızda. O yüzden biraz açıklık getirelim istedik bu gizli tüneller meselesine. Hı hı. Bir başka ilgi çeken mesele de bu Epstein davası. Bize bu davada son duruma ilişkin biraz bilgi aktarmanı rica edeceğiz. Çünkü son olarak mağdurların avukatının bir şekilde aslında bu Epstein'ın pilotuna Türkiye'den fuhuş için çocuk kaçırdınız mı sorusunu yönelttiği bilgisi var Türkiye'de. Şimdi bu soru neden soruldu? Bu soru sorulduğuna göre elde bu konuda bir bilgi mi var? Bu adaya gidip gelen isimler üzerinden değerlendirme yapacak olursak eğer bu isimlerin de çok fazla insanı şaşırttığı söylenebilir. Bir kısmı için hiç şaşırmadık ama bir kısmı için gerçekten şaşırtıcıydı. Hepsinin bu fuhuş meselesinin ve çocukların cinsel tacizinin parçası olduğunu mu düşünmeliyiz? Yoksa hani adadaki bir partiye katılmış gibi de mi değerlendirmek lazım? Bize bir toparlarsan meseleyi, başta Türkiye ayağı olmak üzere sevinirim. Şimdi tabii çok fazla isim var. Yani Hollywood yıldızlarından tutun siyasetçilere, televizyon yıldızlarına kadar, iş adamlarına kadar, Amerikalı ünlü isimlere kadar çok sayıda isim var. Bu isimlerin tabii hepsinin çocuklara yönelik cinsel istismara karıştığını söylemek eldeki verilerle mümkün değil açıkçası. Buradaki şeyiyle Epstein olarak telaffuz ediliyor Amerika'da. Jeffrey Epstein'in çok geniş bir çevresi var yıllar içerisinde. Çok uzun yıllardır Amerika'da tanınan bir isim ve çok zengin bir isim aynı zamanda. Dolayısıyla Hollywood yıldızlarından tutun dediğim gibi televizyon dünyasına kadar, siyasetçilere kadar çok sayıda isimle tanışıklığı var. İki ayrı adasının olduğu söyleniyor ve sık sık partiler veren aynı zamanda. Hem New York'taki evinde hem bu adalarda sık sık partiler veren bir kişi ve bu partilere de tabii işte söylediğim gibi çok sayıda, yani Michael Jackson'dan tutun Cameron Diaz'a, işte ünlü televizyon sunucusu Jimmy Kimmel'dan Bill Clinton'a, Donald Trump'a kadar birçok isim geçiyor. Ama hepsiyle ilgili çocuk istismarına katıldıklarına dair bilgiler ya da veriler yok. Hatta işte Türkiye'ye de gelip gösteriler yapmış olan ünlü illüzyonist David Copperfield'a kadar birçok dediğim gibi isim var ama hepsiyle ilgili böyle bir iddia söz konusu değil. Ama bu isimlerin en azından bu Epstein'in adasına gittikleri, verdiği partilere katıldıkları ya da bir şekilde tanışıklıklarının oldukları belirtiliyor. Yaklaşık 900 sayfalık bir iddianameden bahsediyoruz. İddianame kamuya açık hale getirildi savcı tarafından ve senin de söylediğin gibi iddianamenin bir kısmında Epstein'in özel pilot uçağının pilotluğunu yapan kişiye bir soru yöneltiliyor ve deniliyor ki burada aynı zamanda Jeffrey Epstein'in Türkiye'den, Çek Cumhuriyeti'nden, Asya ülkelerinden
çocuk kaçırdığı ve getirdiği anlamına mı geliyor bu anlatılanlar? Siz bunun farkında mıydınız diye pilota soruyorlar. Ama pilot, özel pilotu buna bir şey vermedi açıkçası. Bir cevap vermedi. Marcinko, özel pilotu, bu konuda bir bilgi vermeyeceğim, cevap vermeme hakkımı kullanacağım dedi. Evet. Hangi anlatılanlar Mehmet Sümer? Yani ne üzerine, hangi anlatım üzerine bu soruyu yöneltiyor avukat? Şimdi Jeffrey Epstein'in reşit olmayan yaşta çocukları bu adasına özellikle götürüp orada hem kendisinin çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunduğu, hem de işte bu ismi geçen siyasetçilerden televizyon yıldızlarına kadar birçok kişiye bu çocukları maalesef çok kaba bir tabirle sunduğu cinsel taciz için iddiaları var. Hatta bunların arasında Prince Andrew da var. En çok ismi geçenlerden bir tanesi. Bill Clinton var benzer şekilde. Bill Clinton'ın 70'ten fazla defa adaya gittiği söyleniyor. Hatta yine iddianamenin içerisinde Jeffrey Epstein'in sözlerine ithafen o genç yaştakileri sever şeklinde ifadeler kullandığını söylüyor tanıklardan bir tanesi. Dolayısıyla ortada çocukların, reşit olmayan yaşta çocukların, ki 12-13 yaşında çocuklardan tutun 17-18 yaşında ergen çocuklara kadar çok sayıda çocuğun taciz edildiği, cinsel tacize uğradığı iddiaları var. Ve dolayısıyla bu çocukların bir kısmının farklı ülkelerden Amerika'ya getirilerek, hatta yine iddianamenin içerisindeki konulardan bir tanesi, Jeffrey Epstein'in çok yakın dostlarından bir tanesinin Fransa'dan bir günlüğüne 2-3 tane kız çocuğunu bu adaya gönderdiğini, sadece bir gün için gönderip daha sonra tekrar geri geldiğini çocukların, böyle bir iddia var. İşte dünyanın birçok noktasından çocukların kaçırılıp taciz edilmek üzere, cinsel tacize uğramak üzere buraya götürüldüğü iddiaları söz konusu. Dolayısıyla maalesef Türkiye'de bu iddiaların, yani hakimin bunu soruyor olmasının altında mutlaka bir neden var. Onu şu anda bilmiyoruz, henüz o detaylara hakim değiliz. Çünkü iddianame içerisinde sadece bu soru geçiyor. Ama hani niye Belçika demiyor ya da işte bir başka ülkenin adını söylemiyor da Türkiye'yi, Çek Cumhuriyeti'ni ve bazı Asya ülkelerini soruyor. Demek ki elinde FBI'nin yürüttüğü çok geniş kapsamlı bir soruşturma var. Demek ki bu sorudan anlıyoruz ki FBI'nin elinde Türkiye'den de çocukların kaçırılıp götürülmüş olabileceğine dair bazı bulgular var. Bu amaçla sorulmuş durumda. Evet. Ama söylediğimiz gibi pilot net bir bilgi vermekten kaçındı bu konuda. Şimdi katılımcılar açısından isimlere ulaşabiliyoruz anladığım kadarıyla. Sen bir kısmını az önce hatırlattın zaten. Ama Türkiye'den gerek kaçırılan ya da bu soruşturma kapsamında mağdur edilmiş çocuklar arasında, gerekse de bu partilerin katılımcıları ve bu adanın ziyaretçileri kapsamında geçen isimler var mı? Türkler arasında isimler var mı? Türkiye'den isim yok şu anda. Ama söylediğim gibi iddianamenin açıklanan kısmında bazı isimlerin üstünün kapalı olduğunu gördük, gizlilik gerekçesiyle. Hatta şu ana kadar aslında bu isimlerin hiçbirisini bilmiyorduk. Kod isimleri kullanılıyordu. Hem mağdurlar için hem de cinsel tacize karıştığı iddia edilen kişiler için. Ama bu isimlerden büyük bir kısmının üzerindeki gizliliği savcılık kaldırdı. Bu liste içerisinde söylediğim gibi şu anda Türkiye'den herhangi bir isim yok. 900 sayfalık iddianamenin içerisinde. Ama söylediğimiz gibi iddianame içerisinde bazı isimler halen gizli olarak tutuluyor. Bazı mağdur isimleri de gizli olarak tutuluyor. Henüz Türkiye'den o şekilde bir, yani Jeffrey Epstein'e doğrudan ilişkisi olan herhangi bir Türk vatandaşı ya da Türkiye'de yaşayan bir kişinin ünlü ya da ünsüz ismine şu anda rastlamadık henüz iddianame. Peki Epstein'in ölümü zaten şüpheli bulunmuştu. Epstein'in artık itiraf etmesi en azından mümkün değil hiçbir şeyi. Ama yardımcısı hali hazırda yaşıyor. Bu dava sence gerçekten büyük isimlerin kellesinin alınabileceği cesarette ve dürüstlükte bir sonuca ulaşır mı?
O yönde tabii çok fazla yorumlar var. Yani Amerikan medyasında da dönen çok fazla komplo teorileri var. Davanın zamanlamasına özellikle dikkat çekiliyor. Davanın siyasetçi isimleri kapsıyor olması, Amerika'da bu sene Kasım ayında seçimlerin yapılacak olması, o yüzden zamanlamasına dikkat çekiliyor. Donald Trump'ın da mesela ismi geçiyor. Donald Trump hatta bir açıklama yaptı. Kendisinin adaya hiç gitmediğine dair. Jeffrey Epstein'in uçağını hiçbir zaman kullanmadığına dair. Çünkü 7-8 defa Donald Trump'ın Epstein'in uçağını kullandığına dair iddialar var. Donald Trump bu yöndeki haberlerin yapay zeka kullanılarak üretilmiş yalan haberler olduğunu söyledi. Bir taraftan da Donald Trump'la hatta Epstein'in arasının iyi olmadığı, Donald Trump'ın Florida Mar-a-Lago'daki ünlü o golf kulübünden Epstein'i daha önce kovduğuna dair haberler de var. Yani çok aralarının iyi olmadığı, Donald Trump'ın Epstein'i sevmediği, çok görüşmediklerine dair de iddialar var. Ama buna karşın ikisinin yan yana olduğu fotoğraflar da tabii ki var. Dolayısıyla hani ortada birçok yorum, birçok tabii komplo teorisi, özellikle seçim evet. yılı olması, siyasetçilerin isimlerinin karışması sebebiyle birçok yorum ve komplo teorisi var Amerika'da da şu anda konuşulan. O yüzden Amerika'da da son derece dikkatle ve ilgiyle takip edilen davalardan bir tanesi. Evet. Senin de söylediğin gibi Epstein intihar etti. Manhattan'da tutuklandıktan sonra kaldığı hücrede intihar ettiği açıklandı. O intihara ilişkin de tabii çok ciddi spekülasyonlar var. Yani intihar mı etti yoksa konuşmasın diye öldürüldü mü? Buna dair de tabii çok fazla soru işareti var. Evet, Türkiye'de de ilgiyle izleniyor idi. Şimdi herhalde daha bir merakla bekliyor olacağız. Özellikle Türkiye'ye ilişkin bu sorunun ardından herhangi bir gelişme yaşanacak mı? Türkiye'den bir mağduriyet oluşturacak bir durum söz konusu oldu mu çocuklarımız için diye. Şimdi son olarak Mehmet Sümer, hazır seni bulmuşken New York'taki şu önemli toplantıyı, yatırımcıların, büyük fonların bir araya geldiği şu yatırımcı günü toplantısına ilişkinde elindeki bilgileri almak isteriz. Çünkü Türkiye'de ekonomi yönetiminin bu toplantıya ciddi bir ilgisi var. Merkez Bankası Başkanı kurmayları ile birlikte bu toplantıda. Mehmet Şimşek Türkiye'den katılacak ama katılacak bir şekilde. Umut bağladığımız bir toplantı gibi görünüyor. Nasıl aktarmak lazım bu toplantının kapsamını, potansiyelini, gerçekten böyle bir umudu karşılama durumu olup olmadığına ilişkin ne söyleyebilirsin? Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra New York'ta daha önce de yine JP Morgan'ın organizasyonuyla yatırımcılarla bir araya gelmişti. Şimdi bu kez de yine yatırımcılarla bir araya gelecek ama Mehmet Şimşek son anda toplantıya gelmeyeceği açıklandı bu arada. Dün öğrendik onu da. Aslında yaklaşık bir buçuk ay öncesinden hemen hemen açıklanmıştı Mehmet Şimşek'in, Hafize Gaye Erkan'ın, Merkez Bankası Başkanı'nın geleceği. Burada hem yatırımcılarla yapılacak toplantıya katılacağı, hem Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin düzenlediği buradaki Türk Evi'nde yapılacak bir toplantıya katılacağı, her iki toplantıda da Hazine ve Maliye Bakanı'nın ana konuşmacı olarak yer alacağı açıklanmıştı. Ama son anda Mehmet Şimşek'in New York'a gelmeyeceği, Ankara'daki yoğun programı nedeniyle New York'a gelemeyeceği açıklandı. Onun yerine Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu gelecek. Hafize Gaye Erkan gelecek, Merkez Bankası Başkanı. Yaklaşık 50 trilyon dolarlık bir fonu yöneten büyük yatırım bankaları ve finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek Bakan Yardımcısı ve Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanı. Ve onlardan işte Türkiye'ye yatırım konusunda görüşmelerde bulunacaklar. Toplantıların başlıklarına, hani açıklanan içeriklerine baktığımız zaman daha çok Türkiye'nin Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın göreve gelmesinden sonra özellikle uyguladığı faiz politikası konusunda ve para politikası konusundaki detayları katılımcılara aktaracağını görüyoruz. Aynı zamanda yatırımcılarla Gaye Erkan'ın düzenlenecek olan bu toplantının sonunda bir soru cevap kısmı da yapacağı, yani yatırımcılardan Türkiye'nin ekonomisi bundan sonra izleyeceği yola ilişkin sorular alacağına dair de bir çıkarımda bulunabiliyoruz. Dolayısıyla bu soru cevap kısmına ilişkin olarak Türkiye'de çok uzun bir süre Cumhurbaşkanı'nın faiz sebeptir enflasyon sonuç olarak nitelendirdiği politikaların uygulanmasından sonra hem kurun geldiği nokta, hem Türk ekonomisinin sürekli olarak
uluslararası alanda kredi derecelendirme kuruluşları tarafından düşürülen notları, Mehmet Şimşek'in göreve gelmesi, politikalarda tamamen değişikliğe gidilmesi, yani bir anda faiz oranlarının çok yüksek şekilde arttırılması ve şu anda izlenen politikalar sonrasında Türkiye'deki ekonomiye ilişkin Amerika'da finans çevrelerinde en azından biraz daha ılımlı bir bakış açısı var diyebiliriz şu aşamada. Hı hı. Bunu kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarına da yansıdığını zaten görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada burada yapılacak toplantıyla birlikte finans çevrelerinin hani bundan sonra izlenecek olan ekonomik politika ile birlikte Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmalarını sağlamanın yolunu arayacak para politikasını yönetenler Türkiye'de, öyle söyleyeyim. Evet, bakalım o yolu bulabilecekler mi? Çok teşekkür ediyorum Mehmet Sümer. Çok sayıda başlıkta çok fazla bilgiyi paylaştın bizimle. Ayrıca da bu saat uyuşmazlığına rağmen vakit ayırıp bizi bilgilendirdin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, gazeteci Mehmet Sümer'e sorduk sayın seyirciler. New York'tan önemli başlıkları, detaylarını. Şimdi öğrencilere vergisiz cep telefonu vaat edildi biliyorsunuz. Cep telefonu ve bilgisayar. Bu vaat yürürlüğe de girdi. Öğrenciler 9500 lirayı aşmayan cihaz arıyorlar. Bulan ihtiyacını karşılamasa da satın alıyor. Ama bu kez de karşılarına başka bir engel çıkıyor. Faturaya yansıtılan 21 kuruşluk poşet fiyatı yüzünden vergi iadesi yapılmadığı ortaya çıktı. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi. Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar. Toplam 5500 lira teknoloji desteği iki cihaz için kullanılacaktı. Piyasa fiyatları da 9500 lirayı aşmama şartı getirilmişti. Destek beklentiyi karşılamadığı gibi bir de mağdur oldu öğrenciler. Söz verildiği gibi vergi iadesi talep ettiler ama geri ödemeyi alamadılar. Bu ödemenin yapılmayacağına ilişkin tüketiciye bir mesaj gelmiş. Bursa'da yaşayan Mehmet Ergun, torunu Zeynep'e bu düzenlemeden yararlanarak bir telefon hediye etmek istedi. 9500 lirayı aşmadan bir cep telefonu aldı. İnternet üzerinden vergi iadesi başvurusunda bulundu ama reddedildi. Sebebi ise alışveriş esnasında faturasına yansıtılan 21 kuruşluk bir poşet. Bugün bize başvuran bir tüketicimiz de kendi çocuğuna bir cep telefonu satın almış ama cep telefonu küçük olmasına rağmen bir poşet üzerinden içinden sunmuşlar. Faturaya da 21 kuruş olarak geçtiği için bu ödemenin yapılmayacağına ilişkin tüketiciye bir mesaj gelmiş. 21 kuruşluk poşet nedeniyle talebi reddedilince 4500 liralık vergi iadesini alamadı Mehmet Ergun. 9500 liranın tamamını ödemek zorunda kaldı. Öğrencileri mağdur eder, tüketici velisi de haklı olarak bu durumu nasıl çözerim diye başvuruda bulundu. Bunu da doğrusunu yine bu ödemeyi yapan yetkililere bir çağrıda bulunarak en azından bu 25 kuruş poşet nedeniyle bu öğrencilerimizin mağdur olmaması için bu sorunun çözümünü istiyoruz. Aile mağduriyetlerinin giderilmesi için tüketici derneğine başvurdu. Ama bu yapılan bir tüketici işlemi olmadığı için tüketici derneği de sorunu çözemedi. Velilerin birçoğu CİMER üzerinden şikayetlerini yapmışlar. Yalnızca örgün eğitim gören üniversite öğrencisi faydalanabilecekti cihaz desteğinden. Üniversiteyi açık öğretim okuyan öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar yok. PTT iştiraki, PTT para lojistiğin öz kaynakları eksi 72,7 milyon TL'ye kadar eridi. Yani PTT eridi. Vergi ve sigorta borçlarını ödeyemeyen şirketin batık durumda olduğu tespit edildi. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu'na devredildikten sonra kamu zararı ve usulsüzlük iddialarının merkezine oturdu. Yönetimin adımları yalnızca kurumu değil, iştiraklerini de olumsuz etkiledi. Bir günden Mustafa Bildirci'nin haberine göre 2018 yılında PTT'nin %100 iştiraki olarak kullanılan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi 4 yılda borca battı. Şirketin vergi ve sigorta borçlarını dahi ödeyemez durumda olduğu bildirildi. Yardımcı olalım.
Şirket 2018 yılında kuruldu. Kuruluş amacı firmalara maliyetleri düşürücü profesyonel çözümler sunmaktı. Mali dengesinin alt üst olduğu tespit edildi. 2021 yılında 2 milyon 360 bin lira olan öz kaynaklarının tamamını yitirdi. Şirketin öz kaynakları 2022 sonu itibarıyla eksi 72 milyon 549 bin TL'ye kadar geriledi. Faaliyet zararı 65 milyon 669 bin lira. Net dönem zararı ise 74 milyon 910 bin lira oldu. PTT iştiraki şirket ödeyemediği vergi ve sigorta borçlarını 2022 yılında yapılandırdı. Ancak ödeme sorunu devam etti. Şirket zamanında ödeyemediği vergi ve sigorta borçları nedeniyle 2022 yılında 6 milyon 109 bin lira cezaya çarptırıldı. Şirketin genel müdürlük koltuğunda eski bir İBB bürokratı oturuyor. Söz konusu isim 2008 yılında AKP döneminde İspark AŞ'de görev alan, 2015 yılında İBB'de yöneticilik yapan Rize doğumlu Cihan Aydoğan. Evet, PTT'de durum böyle. Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak. Bu 6 ilde ise tarımda sulama için çiftçiye %50 elektrik desteği verilmişti. Uygulamaya yeni yıl itibariyle son verildi. Çiftçiler susuz kaldı. Kuru tarım alanlarında bir dönümde buğdaydan 270 kilogram ürün alırken sulu tarımda 850 kiloya kadar bölgesel olarak bu verimlilik değişebiliyor. Tarımın olmazsa olmazı su. Özellikle yağışın az olduğu bölgelerde yeterli sulama verimliliği de arttırıyor, kazancı da. Fakat çiftçiye bedeli ağır. İşte bu nedenle bakanlık 2018'de 6 ilde tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketim ücretinin yarısını ödeme kararı almıştı. 5 yıl geçti. Uygulama 2024 itibarıyla sona erdi. 3 kat 4 kat atıyor gübre fiyatları, ilaç fiyatları. Aynı şekilde devletin vermesi gereken destek sulamayla alakalı. Orada sulama bir eliyle bu halkın elinden alınmaktadır. Çıkartılan meblalar oldukça yüksek, ödeme şansımız da yok. AKP 2011'de açıklamıştı. 8,5 milyon hektar sulanabilir araziye ulaşılacaktı. Hedef tutmadı. 2 milyon hektara yakın arazi susuz kaldı. Şimdi de Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta sulama destekleri geri alındı. Destekler olmadan çiftçinin üretimi sürdürülebilirliği olası değil. Özellikle Güneydoğu bölgesinde, yani Kap bölgesinde mercimeğe, buğdayı, benzer ürünleri verimli olarak yetiştiren çiftçilere sağlanan desteğin ortadan kaldırılmış olması onların üretim kayıplarını beraberinde getirecektir. CHP'li Ömer Fethi Gürer'e göre destekler mutlak suretle devam etmeli. Aksi halde tarımda kayıplar kaçınılmaz olacak. Modern sulama, yağmurlama sistemi gibi geçişlerde de çiftçiye kolaylaştırıcı destekler mutlak suretle verilmeli. Sulama suyuyla oluşan elektrik borçları çiftçinin üretimden uzaklaşmasının önünü kesmemeli. Depremzede çocuklar, aileye teslim edilenler, bakanlığın koruma altına aldıkları. Çok fazla tartışılmıştı. Bakanlık bununla ilgili son verileri paylaştı sayın seyirciler. Bir yılda koruma altındaki 16 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Bu bağlamda bakanlığımızla irtibat kuran 1912 çocuğumuz oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 Şubat depremleri sonrası 1912 çocuğu koruma altına aldı. Bu çocuklardan 1874'ü ailelerine teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Kahramanmaraş Merkezi büyük depremlerin ardından koruma altına alınan çocukların durumunu paylaştı. Kara, koruma altına alınan 1912 çocuktan 1874'ünün aradan geçen bir yılda ailelerine teslim edildiğini söyledi. Çocuklardan 16'sı hastanede vefat ederken 6 çocuk koruyucu aileye verildi. 15'i de bakanlık kuruluşlarında bakım ve korumaya alındı. Koruma altındaki tüm çocuklarımız ya da bakım altındaki tüm çocuklarımız uygulanan psikososyal destek süreçleri aynı şekilde onlar için de geçerliydi. Ama ilaveten özellikle de afet durumlarında travma sonrası stres bozukluğu yaşayan çocuklarımız için de özel çalışmalar gerçekleştirdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Kara, ailelerine ulaşılamayan kimliksiz çocuklarla ilgili verileri de aktardı. Kara, bilimsel eşleşmelerle çocukların ailelere verildiğini belirtti. Bakanlığın travma
çalışma sonrası stres bozukluğu yaşayan 4000 çocuk için de özel bir çalışma sürdürdüğünü dile getirdi. Bu manada asla üçüncü kişilere çocuk teslimi gerçekleştirmedik. Muhakkak bilimsel kanıtları olan bilimsel eşleşmelerle bu çocukları aileleriyle birleştirdik. Evet, bu haberle de noktalayacağız sayın seyirciler gün izini. Yarın saat 13'te biz yine buradayız. Uygunsanız bekleriz. Görüşmek üzere.